Öncelikle toplantımıza katılan bütün hocalarımıza hoş geldiniz demek isterim. Dinlemek için gelen öğrenci arkadaşlarımıza, hocalarımıza da teşekkür ederim. YouTube'dan izleyenler varsa onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü toplantımızın amacı eski Türk yazısının, öteki adıyla Göktürk yazısının veya Köktürk yazısının Wilhelm Thomsen tarafından çözülüp bir bildiriyle okunması. Dolayısıyla Türkçenin çalışılması, araştırılması tarihinde en önemli adım. Bununla ilgili küçük bir toplantı düzenliyoruz. Ama öte taraftan UNESCO Milli Komitesi bugünün Dünya'da Türk Dili Günü olması için bir öneride bulunmuş. Çok yerinde, uygun bir girişim. Dileriz, umarız kabul edilir. Kabul edildiyse de haberimiz yok. Aynı anda Türkiye dışında ve Türkiye içinde de bugün toplantılar var. Konuyla ilgili olarak hem Türkiye'den hocalarımızla konuşacağız, hem Türkiye dışından Türkçe öğreten belirli Türkoloji merkezlerindeki hocalarımıza bağlanacağız. Bu küçük ve kastettiğim katılımcı sayısı sınırlı. Çünkü bu şartlarda daha uzun, fazla katılımcıyla toplantı düzenlemek zor. İki hocamız var benden başka. Marcel Erdal hocamız, Frankfurt Üniversitesi'nde emekli. Özcan Tabaklar hocamız, İstanbul Türk Edebiyatı hocası. Her ikisinde çok sebepli seçimleri var. Sırayla başlayayım. Marcel hocamız, birincisi eski Türkçe ile Türkçe ile ilgili çalışan herkes bilir. Eski Türkçe ağırlıklı olmak üzere bütün Türk dilleriyle ilgilenir. Ama bu toplantı için hocadan rica etme sebebim, konuşma rica etme sebebim, hoca uzun süre Danimarka'da, Kopenhag'da kaldı ve Wilhelm Thomsen'in masasında çalıştı. Gerisine fazla değinmeyeceğim, hoca anlatacak. Özcan hocamız ise İstanbul Üniversitesi'nde Türkolojinin başladığı bölüm, Türk Dil Edebiyatı bölümünün hocası, lisans, yüksek lisans buradan ve bu işlerin başladığı bölüm eski Türk dili. Hiç buradan ayrılmadan hoca yıllardır burada. Dolayısıyla fakültenin ruhunu, buradaki Türkçe çalışmaların ruhunu bize hocamız anlatacak. Ben ilk sözü hocamıza, Marcel hocamıza vermek istiyorum. Hocamızla başlayalım istiyorum. Hocam buyurun. Evet, hepinize merhabalar. Tamam, buyurun hocam. Evet, ben kısaca aslında Kopenhag'a varışımı anlatmak istiyorum. Tam 51 yıl oluyor. Ben işçi olarak geldim oraya. Tel fabrikasında çalışmaya geldim. Eşim de hasta bakıcıydı. Orada Danca bilmediği için geldiğinde yoğun bakıma koydular onu. Çünkü Danca bilmiyorsun, o yoğun bakımda hastalarla konuşmak gerekmiyor dediler. Benim o zaman dil bilimden master'im vardı. Orada enstitüsü diye bir enstitü vardı. Ben oraya gittim. Evet dediler. Yani biz proje yapmak istiyoruz sizin için. Ve Carlsberg fonuna başvurdular. O yüzden ben hep Carlsberg birası içiyorum. Çünkü hakikaten 3 yıl Carlsberg fonundan proje üzerine çalıştım. Yazıtlar konusunda. Orada iki uzman vardı. Corey Thompson Hansen ve eşi Ibn Rafael Maya. Aslında ben bu konuda Bernd Brendemann'ın armağanında Kopenhag Türkoloji ve Moğol çalışmaları Filoloji Enstitüsü'nün biraz tarihini yazdım. Onu da burada var ama ilgilenebilirsiniz de. Evet, 5 hafta sonra yani 5 hafta sonra Kopenhag'a geldiğimden 5 hafta sonra bana projeyi buldular. Bu şekilde benim orada işçi tel fabrikasında işçi olmam süreci sadece 5 hafta sürdü. 5 hafta hakikaten işçi neymiş öğrenebildim ama 5 hafta uzun bir vakit değil tabii. Bana buldukları proje dediler burada böyle Yenisey yazıtlarının malzemesi var. Koskoca böyle çok büyük bir dosya vardı.
malzeme Finlandiya'dan Thompson'a yollanmış çeşitli yazılar, İsveççe bunlar. Çeşitli yazılar, çünkü Finlandiya'da İsveçler vardır, İsveççe konuşan ve Thompson'a başvurmuşlar. Bu kayaları, şeylerin, yani yazıtların hem resimleri hem milimetre milimetre tarihleri. Yani böyle bir proje yapalım dediler. Size maaş verilmesi için. Bir tane oda vardı. Mehmet Ölmez Bey söyledi zaten. Odaların tümü, aslında çoğu pencereliydi. Bir tane penceresiz oda vardı. Biz bu odayı kullanmıyoruz dediler. Bu odada siz çalışabilirsiniz dediler. Meğer hakikaten bu oda Wilhelm Thompson'un, kendisinin çalıştığı odaymış, masaymış. Bu masada, masanın üstünde iki tane küçük kutu vardı böyle. Küçücük iki tane küçük kutu. Karton kutu. Kutuların içinde kağıtlar vardı. Niye iki tane diye baktım. Meğer bunlarla ses uyumunu anlamış. Yani bir kutudaki bütün bir kutudaki kağıtların üstündeki bütün kelimeler ön sesli. Biliyorsunuz eski Türk yazısında ön sesli ünsüzler ve arka sesli ünsüzler ayrılıyor. Meğer Thompson hakikaten işaretlerin iki gruba bölüştüğünü farkına varmış. O yüzden işaretlerin bir kısmını bir kutuya koymuş. İşaretlerin başka kısmı olan kelimeleri başka kutuya koymuş. Ve bu kutular hakikaten böyle masanın, yani bilmem anlatabildim mi? Ses uyumu olduğu için böyle iki tane ünlü, yani o zaman bilmiyordu herhalde, iki tane yani işaretlerin hep, kelimelerin hep ayrı ayrı iki grupta olduğunu farkına varmış. Ve o iki kutu o hakikaten oradaydı masada. O adada başka bir şey de vardı. Onu hiç görmemişsinizdir. 19. yüzyılın sonunda fotoğraflar cam üzerine yapılıyordu. Böyle büyük camlar vardı. Üstünde fotoğraf, yani yazıtların fotoğrafları cam üzerindeydi. Ve bunlar büyük, böyle bir, ne bileyim, bir, o da yerdeki bir masanın üstündeydi. Onları ben hiç kullanmadım. Kullanmasını da bilmiyordum. Çekmecede de yazıtların, biz Tonyukluk'tan bahsediyorduk şunda. Tonyukluk yazıtının da bazı fotoğrafları vardı. Onlar daha yeniydi. Çünkü o enstitüde benden önce bir başka bir Norveçli bir Hofthaugen diye yine yazıtlar üzerinde çalışan bir adam vardı. O yazıtların fotoğraflarını çekmiş ve onlar da o, yani o da o odayı kullanmış. Ve odanın çekmecesinde hakikaten yazıtların fotoğrafları vardı. Bu şekilde işte ben Thompson'un kullandığı masayı kullanmak durumunda oldum. Çünkü o oda dediğim gibi penceresiz bir odaydı. O yüzden kimse odayı istemiyordu. O enstitüde Thompson'un, yani ben dediğim gibi bu makaleyi okursunuz görürsünüz, Thompson'dan başka Thompson'un öğrencisi Corey Grönbeck vardı. Fakat Grönbeck'in babası da Thompson'le yaşıt biri. Ve o da Bang gibi böyle Türk dilleriyle falan ilgilenmiş. Bazı bakımlardan yanlış düşünceleri olmuş. Uzun ünlüler olduğunu farkına varmış. O zaman Türkmence'de Yakutça'yı daha o zaman şeyden öğreniyorlar. Yakutça'da biliyorlar ve bunların yumuşak diye düşmüş gibi olduğunu, yani uzun ünlülerin asli olduğunu düşünmüş. Yani öyle bir, yani Türk dillerinin fonolojisini yapmış şeyin hocası varmış. Corey Grönbeck'in babası. O da şeyle yaşıt. Bunlar beraber çalışmış aslında. Yani Thompson yazıtları çözdüğü için çok iyi biliniyor. Fakat Türk dillerinin karşılaştırmalı grameriyle uğraşan bu şeyin babası var. Grönbeck'in babası var.
Ve o da genel Türkolog. Thompson aslında Türkolog değildi. Bunu da zaten anlattım. Teşekkürler. Yani yani biliyorsunuz bu konuyu. Orada aslında Finlandiyalı esirler vardı Sibirya'da. Onlar yani Samoyed dilleri başka Finlandiya'yla akraba olan diller vardır. O Finlandiya'ya giden, Sibirya'ya giden Finlandiyalılar o kendi dilleri gibi olduğunu düşünmüş. Wilhelm Thomsen aslında Türkolog değildi. Yani iki tane alanda çok önemli araştırmaları oldu. Bir alan Fin dilinin tarihi. Yani Fin dilinde eski Cermen alıntı kelimeleri araştırdı. Fakat pek burada bilinmeyen başka bir araştırma alanı Likya. Likya dili yani biliyorsunuz şeyde Antalya ile Bodrum arasında bir dil yazıtlar var. Onun çözümlemesi ne de o yaptı çok büyük yani büyük bir kısımda hala Thomson'un Likya dili üzerine yaptığı çalışmalar hala kullanılıyor şu anda. Ve o bakımdan yani çözümleme bakımından, dil çözümlemesi bakımından Likya diliyle de uğraşmış ve bu şekilde Türkçe ile de ilişkisi olmuş. Çünkü yani bu yazıtlar Türkiye'de, Türk kaynakları falan filan var. Yani Türkçe'yi bir dereceye kadar biliyor çünkü Likya dili üzerine çalışmış. Thomson yani bilinen şeyler bunlar. Özel aslında yazıtların yani Çincesi var bir kısmının ve orada Türk milleti olduğu aslında biliniyor, anlaşılıyor. Bunların Finlandiyalı değil Türk olduğunu Çinli kaynaklardan öğrenmiş ve ses uyumu bir yandan ses uyumu konusu öte yandan özel isimler yani Költegin, Bilge Kağan falan gibi isimler olunca özel isimlere dayanarak bunu çözmüş. Thomson asistanı Wilhelm Kurt Wolff'la bütün büyük bir korpus yapmak istiyormuş. Ve bunun için Peterburg'dan malzemeyi getirmiş. Kendi fotoğrafları da varmış. Ve bütün birçok Yenisey yazıtının, yani Yenisey yazıtı dediğimiz, şimdi öyle dediğimiz yazıtların Finlandiyalıların üzerine yaptığı evet, burada Mehmet Bey bana gösteriyor. Ben aslında bir derece bir kısmını ben burada da anlattım bu kitapta. Peter Zimmer'in armağanında yani anlattım bunları. Ve bütün bu yazıtların çok ayrıntılı. Yani bunlar neşredilmedi, yayınlanmadı. Bu malzemeler ne oldu ben bilmiyorum. Orada Milli Kütüphane'de korunuyor mu korunmuyor mu? Yani gidip bakmak lazım. Çok dediğim gibi her milimetresi anlatılmış malzeme vardı. 1927'de galiba Thomson yani önceden hasta oluyor, ölüyor. Kurt Wolff bu dille artık uğraşmıyor, ilgilenmiyor, şey gidiyor. Büyük Okyanus'taki dillerin araştırmalarıyla uğraşmaya gidiyor. Öğrencisi Kore Thomson bu Yenisey yazıtlarıyla artık bunları ilginç bulmuyorlar onlar aslında. Çünkü biliyorsunuz çok kısa pek okunaklı değil. Ve o zamanlar o kadar çok yani 40 tane Türk dili var. Thomson'da şeyde aslında Kore Grönbeck'te Sibirya'ya gidiyor. Kendi malzemeleri falan topluyor. Yani bu Yenisey yazıtlarını önemsemiyorlar bunlar. Çünkü çok yani farkındasınız kısa yazıtlar. Koskoca Türk dillerinin hala bugün de yayınlanmamış sözlü metinleri var. Grönbeck bunlarla uğraşıyor. Bu yüzden bütün malzemeler ortada kalıyor. Onun öğrencileri Thomson Hansen
ve İbn Rafael Maya da bunları aslında önemsemiyor. Çünkü bunlar çok okunaklı falan filan diyorlar. Ve aslında bana şey itmek için, bana gelir kaynağı bulmak için bu projeyi ortaya çıkarıyorlar. Ben de çok ayrıntılı bir şekilde bunları çalıştım aslında. 3 yıl bir yandan doktorum üzerine çalıştım. Bir yandan bu yazıtları malzemesini yaptım. 1970 ile 73 arasındaki vakitten bahsediyorum. Yani epey vakit oldu o zamandan beri. Ve ben bütün bu çalışmalarımı doktora çalışmamı da ve yenisi yazıtları konusundaki yaptığım araştırmaları da onlara verdim. Zaten Carlsberg Fonu'nun paraları da bitmişti. Benim de zaten eşim yani çocuğumuz oldu. Biz oradan ayrıldık. Fakat onlar bunlarla meşgul olmadılar. Çünkü şeyi anlatacaktım. Corey Thompson Hansen çok çalışkan bir insan. İkisi de çok çalışkan. Fakat çok içiyor, yani Thompson Hansen çok içiyordu. Bütün dersler mutfakta oluyordu. Eşi onu o yaz, bizim ayrıldığımız yaz, o yaz bıraktı onu, şeye gitti, Köln'e gitti. Bu yüzden benim doktora çalışmamı da pek okuyan olmadı. Bu yenisi yazıtları konusunda yaptığım çalışmaları da okuyan olmadı. Ondan sonra dediğim gibi bu yazıtlar hala bu malzemeler yani bir kısmı Ruslar tarafından daha bilinmiyordu hatta arada Rus araştırmacıları da hepsini hemen hemen hepsini birkaç tanesini değil burada yazdığı makalede bazıları Rusların neşretmediği bazı malzemeler var. Onlar benim çalışmalarıma bakmadı. O yüzden yenisi yazıtları malzemesi şimdi ben Kopenhag'dan 73'te ayrıldım. Daha sonra bir daha geldim. Onları Milli Kütüphane'de bulabildim. Fakat o da 75'teydi. Ondan sonra bunlar ne oldu hiç bilmiyorum. Yani o büyük fotoğraflar da var. Onları da herhangi bir şekilde çalışmak mümkün. Ve bu Finlandiya'dan gelen malzemeler... Onlar da nerede? Yani aslında doğrusu bende onların fotokopisi var ama orijinalleri de ne oldu bilmiyorum. Doktorumu da okumadılar. Çünkü eşi gitmişti, adam da çok alkolist oldu falan filan. Hiç okuyamadım. Benim başka gittiğim, yani ben Kudüs'e gittim. Orada başka yerde sunduğun tezi biz bir daha buraya sunamazsın dediler. O yüzden ben bunu daha uzattım ve daha 10 yıl geçtikten sonra, daha fazla vakit geçtikten sonra benim World Formation'ım bundan çıktı. Yani benim tezim sadece türetim üzerineydi. Onun böyle koskoca büyük bir çalışma olmasının sebebi doktorumu kabul ettiremedim. Daha başka bir doktora yaptım ve ondan sonra şeye gittim. Göttingen'de Dörfer'in yanında daha fazla bunları çalıştım ve bitirdim. Fakat bu anlatmaya çalıştığım hakikaten Wilhelm Thomson'un bu çalışmaları hala tamamıyla belgelenmedi. Bunların belgelenmesi önemli. Evet, yani aslında benim konum bu olacak. O zamanlar hakikaten bir de bunu tek şey diyeyim, ekleyeyim. Talat Tekin'in bu grameri çıkmıştı. 68'de çıktı galiba. 68. Efendim? 68. İyi mi? 68. Ben 70'de oraya gittim. Yani o zaman Klosun'un sözlüğü daha yoktu. Demet Uçuş'ta var çıkmıştı. Bir de Talat Tekin'in grameri. Aslında beni Kopenhag'e hocam yolladığında yollamasının sebebi bambaşka bir konuydu. Benim Güneydoğu Anadolu'da diyeceğim Türkçe ile Kürtçe ve Süryanice arasındaki ilişkileri araştırmamı istiyordu. Fakat ben bu yani eski Türkçe konusu sadece Gaben'in grameri var ve Talat Tekin'in yazıtlar üzerine yaptığı kitap var. Ben o yüzden bu konu yani Kopenhag'a gelince eski Türkçe üzerine çalışmaya başladım.
Fakat ilk önce amaç bu değildi. Ve beni işte bu konuya sokma, hakikaten sokan Talat Bey'in grameri oldu. Bunu da söylemek lazım. Çünkü hakikaten dil bilimsel bir şekilde yapılmış bir çalışma. Evet, önemli bir çalışma. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Hocaya çok teşekkür ederim. Var mı? Hocam. Ha, orası açık gerçi. Buraya evet. Kapatabilirsiniz. Tamam. Siz kendi sesinizi açtınız mı? Tamam. Sazı açayım. Marcel Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Aslında bir kez daha ben kitabı, hocanın zikrettiği kitabı tanıtmak istiyorum. Kitap burada. Önce hocanın makalesine yayınlandığı kitabı tanıtayım. Peter Sime hocamız için yayınlanmış bir armağanda. Editörleri Simone Raşman Hanım'la benim. Burada hoca Yeni Sayı Yazıtlar Üzerine Notlar adıyla bir makale yayınladı. İşte bu makalede Wilhelm Thomsen'in notlarından çok yararlanmış. Ben iki defa okudum, şimdi bir tekrar okuyacağım. Birinci elden malzemeler çünkü. O dönem alınmış, çıkartılmış kopyalara dayalı. Bu kitap, bu arada söyleyeyim, akademiyadan herkes ulaşabilir. Ben kitabın bütününü PDF olarak oraya koymuştum. Sırayla devam edecek olursak, ikinci olarak ben kısa bir sunum hazırladım. Buradan devam etmek istiyorum. Bence bunu yayayım. Bu sunum da burada paylaşılabiliyor mu acaba? Tamam. Onu da verebilirsek daha iyi olacak. Tamam, evet. Çok uzun sunum değil, çok vaktinizi almayacağım. Çünkü amaç Thomsen'in yazıyı çözümü, onunla ilgili birkaç cümle sarf etmek. Evet, tamam. Konumuz Thomsen. Thomsen'in çözdüğü en eski Türk yazısı. Ama başka ne vardı? Onun kadar aslında ilginç, ilgi çekici başka bir konu var. Ben onunla başlamak istiyorum. Eski Türklerden kalan en eski yazıtlar runik harfli Türkçe belgeler değil. Türklerden kalma başka belgeler de varmış. Bunlardan birisi daha önce bildiğimiz Bugut yazıtıydı. Bu yazıt ancak 1970'lerin başında çözülmüştü ve 1. Türk Hakanlığından kalmaydı. Oysa Kültigin, Bilge Kağan, Tunikuk ve öteki Türkçe abideler, yani gerçekten hazine değerindeki abideler 2. Türk Kağanlığından kalmaydı. 1. Türk Kağanlığından da kalma belgeler vardı. Bunu ilk önce Bugut yazıtıyla tanıdık. Onun 300'ü okundu, çevrildi. Öncelikle Kriyaştorni ve Lipschitz, Sovuçça uzmanı, meslektaşı, ikisi birlikte yayınladı. Sonra bunu Yoshida Yutaka, Japonya'dan yeniden kalıplarını aldı ve bazı küçük de olsa ama küçük ama önemli ayrıntıları, hataları düzeltti. Mesela daha önce Tasfar denen Hakan adının Tatbar olduğunu, Soğut yazısındaki o ya da taşla ilgili, taş sözcüğüyle ilgili düzeltileri tamamladı. Ama onun arka tarafında okunamayan çok silik bir yazıt vardı. Türklerden kalma. O öylece kaldı. Bir başka yazıt daha bulundu ama kime ait bilinmiyordu. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nin çok iyi bildiği bir isim Nijat Diyarbakırlı. Hem sanat tarihi hem arkeoloji alanında uzman bir hocamız. 70'li yıllarda girilmesi, ziyaret edilmesi zor olduğu dönemde Moğolistan'a girmeyi başardı çeşitli ilişkilerle, resmi ilişkilerle. Ve oradan yazıtlarla ilgili Orhun'dan geliyorum adlı bir yazı yazdı. Türk Kültürü Dergisi'nin bir sayısı sadece ona ayrıldı. Ve bu yazının sonunda bir resim yayınladı. Bu resmi görüyorsunuz ve bu resmin altında küçük bir not var. Hangaylarda bulunmuş fakat yazısı hala çözülememiş bir kitabe. Hun devrine ait olduğu iddia ediliyor. Çünkü üzerinde ne Çince ne Türkçe herhangi bir ya da Soğutça not yok. Bir Hint yazısı türü olan Brahmi yazısıyla yazılmış. Yayınlandığı yılı da görüyorsunuz. Bu yazıt orada öylece kalmış. 2011'de benim ilk kez Moğolistan'ı ziyaretimde yazıtların olduğu, Taryat ve Tes yazıtların olduğu müzeyi ziyaret esnasında gördüm bu yazıtı.
Marcel Hoca'yla beraberdik o ziyaretimizde. Bir toplantı düzenlenmişti. Bu taşı kimse bilmiyordu. Yanında küçük bir not vardı nereden olduğuna dair. Bu yazıt üzerine Dieter Moe, Etienne de Levasse ve Alexander Bowen. Bunların bir ortak çalışması başladı. Onların ilgisi ve başka yazıtlar üzerine. Bir yolla ekibe ben de dahil oldum. Buradan ilerleyelim. Bunun neticesinde 2014 yılında Moğolistan'a gittik ve bu yazıtı şu hale gelmişti o sıra. Normal fotoğraf makinesiyle okunamayan kısımlarını 3D teknolojisiyle resme aldık. Bu Mainz Dijital Araştırma Merkezi'nde, Mainz Üniversitesi okundu. Tabii bunun karşılığı vardı. Dieter Mauve Hoca transliterasyonunu yaptı, transkripsiyonunu yaptı. Şöyle onu da görelim. Burada görüyorsunuz. Moğolistan'da Zalucuk isimli çok ünlü bir otel. Önemi 5 yıldız değil, tam tersi 3 yıldız belki. 2,5-3 yıldız ama birçok araştırmacı orada kalıyordu. Daha oradayken Dieter Mauve Hoca, burada resmi görüyorsunuz. Yazıtı transkripsiyonu ve transliterasyonu yapıp onu bize açıkladı burada. Etienne de Levasse, sağda görüyorsunuz. Alexander Bowen burada. Ben de resmi çektiğim için dışarıdayım. Her iki kişi de dijital teknisyeni, uzmanlar. Ayakta Alexander Bowen hocayla birlikte Dieter hocayı görüyorsunuz. Ne yazık ki ben daha yeni cep telefonu kullanmaya başlamıştım. O kadar iyi bir çekim yapmamışım. 2014, daha yeni kullanıyorum telefonu, bilmiyordum. Resimlerin kalitesi o kadar iyi değil ama önemli olan bu çalışmayı bu şekilde belgelemiş oldum. Evet, nasıl çeviriyorum? Hah, tamam. Buradan bizim yazıtlarımıza geçebiliriz. Ama burada hemen değinilmesi gereken bir konu var. Biz dilciler olarak, Türkçeciler olarak işin hep Türkçe yönüyle ilgileniyoruz ama söz konusu yazıtın adı bir defa Hüs Tolgoy. 2 adet yazıtmış bu. Bu yazıt bize şunu gösterdi. Türkler, eski Türkler bir değil birden fazla alfabeyi kullanmışlar. Kendileriyle kayıt için. İkincisi ticaret ve kültür konusunda onlara en çok yardımcı olan, aracı olan Budist kavimlerle bağlantıda olmuşlar. Soğutlarla. Ve bu yazıyı, bu kültürü onlardan öğrenmişler. Hem Brahmi yazısı, ki Brahmi yazısı çok özel bir yazı, bizim için özel bir yazı. Çünkü Türkçe için ü, ö, a, e, u, o çok önemli. Kul ile kolun önemi gibi. Bunu ancak Brahmi yazısı gösterebiliyordu. Eski Türk yazısı bunu gösteremezdi, ayırt edemezdi. Eski Uygur yazısı da bunu gösteremezdi. İşte Brahmi yazısının önemi burada ortaya çıkıyor. Yazıt Moğolca'nın tarihini değiştirdi. Bu yazıt çözülene kadar Moğolca'nın tarihi 1228'lere, 1240'lara iki ayrı belge, Çingiz Taşı ve gizli tarih, ona dayandırılırdı. En eski tarihi Moğolca'nın 800 yıl kadar eskidir. Demek ki Türkler Moğolca'yı da kullanmışlar o dönem. Ve böylece Moğolca'nın tarihi yaşı neredeyse 1500 yıl öteye çekildi. Ve bu tanıtımımızdan sonra bu taş Moğolistan parlamentosuna ulusal abide olarak taşındı geçtiğimiz yazda. Tekrar şimdi ben, bir konu daha var. Türkler Bozkır'da bu kadar çok kapsamlı, ayrıntılı ilk yazıt bırakan kavim olarak da ortaya çıktı. Kendilerinden önce Türk veya değil, kim olduğunu bilmediğiniz birçok kavim o bölgedeydi. Hazar Denizi'nden Moğolistan'a, Yenisey'den Çin'in kuzeyine kadar. Hiçbirisinden bu kadar kapsamlı bir yazıt, çok dilli, çok farklı alfabelerle yazılmış yazıt kalmamış. Bu geleneği bir yolla nasıl olmuş Türkler başlatmış. Şimdi biz kendi konumuza dönelim. Tekrar Thomsen'e dönelim. Evet, Thomsen'in makalesini dikkatle okursak, bildiğiniz konular çok kısa geçeyim. Thomsen öncelikle bu resimde gördüğünüz Kültigin yazıtından faydalanmış. Kültigin yazıtındaki Çince kısımlardan. Kültigin'i burada görebilirsiniz. Burası Kül, burası Tegin yazıtta. Ve onun en çok yaralandığı Gabelentz ve Schlegel'in ayrıntılı tercümesi. Burada Schlegel'in Çince metni yeniden yazdığı şekil var. Duruma göre mavi ve kırmızıyla da gösterdim. Buradaki Türkçe ünvanlar ve isimler
en çok yardımcı olmuş. Basitçe Türkçe kutluk okuyorsam da kutulu kısmı burada, kalan kısmı bizim okuyuşumuzda tabii okuyorum, Çince'ye göre değil. Kültegin burada, bilge burada. İlk önce bunları ayırt etmiş ve çalışmasına böyle başlamış. Şimdi Türkçe kısmı buradan Çince'den başlayarak çözüme devam etmiş. Elimizdeki yazıt nasıl yazılıyordu? Sağdan sola mı, soldan sağa mı, yukarıdan aşağıya mı, aşağıdan yukarıya mı? Bütün bunlar bizim için bugün sanki çocuk oyuncağıymış gibi görünüyor. Ama çözülmediği sürece büyük bir bilmece. Thompson bunlarla uğraşmış. Mesela bu iş için iki ayrı atlas varmış elinde. Finlandiyalı arkeologların hazırladığı atlas ve Wilhelm Radloff'un hazırladığı atlas. Her ikisini de kullanmış. Her ikisinde de örnek vereyim. Kültügin yazıtı, Bilge Kağan yazıtının geniş doğu yüzünü görüyorsunuz. Bunun neresinden başlayacak? Bir karar vermesi gerekiyormuş. En alttan mı, en yukarıdan mı? İlerleyeyim. İşte en altta 41. satırı görüyorsunuz. Henüz yazıt çözülmemiş iken Finlandiyalılar da, Ruslar da ki Wilhelm Radloff da 41 diye bir numara vermişler yazıta. En aşağıda, bir yukarıda. Thompson'ın çözümüyle tam tersi olduğu, 41 numaranın birinci satır olduğu doğu yüzünde anlaşılmış. Thompson böyle okumuş. Onu da burada görüyorsunuz. Tengri tek, Tengri yaratmış, Türk bilge diye devam ediyor. Dolayısıyla hem sağdan sola mı, soldan sağa mı, yukarıdan aşağı mı, aşağıdan yukarıya mı, birinci satır mı, sonuncu satır mı? Bütün bunlar onun vaktini almış. Ama çözdükten sonra hızla okuyabilmiş. İlk, bu arada belirteyim, Türk Dil Kurumu'ndan çıkan ve defalarca basılan Türkçe çevirisi var. Wilhelm Thompson'ın makalelerin ve kitabının hepsi bir ciltte toplandı. Kitabı 1896 tarihlidir, Fransızca kitabı. Ünlüleri fark etmiş. Bu üç ünlüyü, Ü-Ü, Ü-İ ya da U-O. Öncelikle bunlardan başlamış. Tabii ki A-E de var. Bunlar onun için yol açmış. Az evvel yukarıda, yani bir iki resim önce değindiğim Kültegin vardı. O Kültegin'i sinologlar Köktegin gibi okumaya çalışmışlar Çincesine bakıp. Köktegin. Ve oradan hareketle Mavi Prens gibi düşünmüşler. Bunun olamayacağını zaten runik yazısında K ile başlamakla birlikte sondaki farklı bir harf bunu ortaya koymuş. Aşağıda burada L harfini görüyorsunuz. Ön ünlüler, yani ince ünlülerle yazılan L'yi çok net olarak tespit etmiş. Dolayısıyla Kültegin diye okumuş. Hocam şimdi Kültegin dedi tabii. Ara sıra da bana takılıyor. Ama ben Kültegin okuyacağım, okuyorum. Bunun birkaç sebebi var. Bunu başka bir yazımda yazdım. Ama çok kısa söyleyeyim. Bu Çince karakter, Kültegin'in yazılışındaki Çince karakter, bugün Korece'de mevcut, Çince'de ve Japonca'da mevcut. O dönem Türkçesinin ses değerini kullanmak, anlamak için Korece ve Japonca'dan çok faydalanıyoruz. Çünkü Korece ve Japonca bugünkü Çince'yi değil, o dönemki Çince'yi daha çok yansıtıyor. Başka sebepler de var elbette. Onları da yazmıştım. Yukarıda işte görüyorsunuz. Kültegin burada. İşin tigin mi tegin mi boyutu var. Onu da Arap harfli kaynaklarımız bize daha iyi öğretiyor. Başta Divan-ı Lügat-ı Türk olmak üzere. Ben vaktimi aşmayayım. Özcan hocamın da konuşma saatini almayayım. Sonuç olarak 38 harfi ortaya koymuş. Bunların içerisindeki ünlüleri, ünsüzleri, art ön yani kalın ince ile kullanılanları, hece değerinde olup olmayanları tek tek tespit etmiş. Burada görebilirsiniz. Tun Yukuk yazısında iki ayrı hece daha var. Onları bilemezdi çünkü Tun Yukuk çok daha sonra bulundu. Thompson yazıtları çözdüğünde henüz Tun Yukuk bilmiyordu. Bu bir. Bundan başka 1900 yıllarının başında, onu buraya koymadım resim olarak, Manici Uygurlardan kalma küçük parçalar var, alfabe parçaları. Orada Mani alfabesi tabii biliniyordu. Mani alfabesiyle Runik alfabenin karşılıklı bir listesi var. Bütün harfler değil. Çünkü Uygurlar, İpek Yolu bölgesine göç eden Uygurlar uzun süre Runik harfli alfabeyi kullanmaya devam etmişler. Çok sayıda belge bırakmışlar. Bunlar sonraları yayınlandı. Sizlerin en iyi bildiği çalışma Kültegin'dir. Irk bitiktir.
ırk biti hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye'de de en ayrıntılı çalışma Hüseyin Namık Orkun'la başladı. Hocam Talat Tekin de ayrıntılı bir çalışma yayınladı. Ama çalışma çok ırk bitikle ilgili. İşte o yazmada Mani alfabesi çok iyi gösteriyordu aslında runik yazıdaki ses değerlerini. Bütünü değil. Ama tam 10 yıl sonra bulundu bunlar. Son olarak ben şöyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. İlginç bir çalışma bana göre. Omelyan Pritsak, Harvard'dan emekli oldu. Sonra Ukrayna'ya geldi. Pritsak, Esturçe ile de ilgilenmişti. Esasen Karahanlı tarihçisi olarak bilinir, dilci olarak da bilinir. Yazmadığı alan kalmadı. O yarı hece değerinde olduğunu, hece yazısı olarak önermiş Esturk yazısına. Ve bunu birinci grup olarak bu gördüğümüz listeyi vermiş. Bunlar demiş hece değerinde. İkinci grup olarak tek ses, yani daha doğrusu nötr, her iki ünlüyle de kullanılabilenleri koymuş. Bunların içerisinde ligatür olan, çift ünsüz olanlar var. 3B'de çift ünsüzleri, 3A'da her iki ünlüyle kullanılanları da görebiliyorsunuz. Son olarak ünlüleri koymuş. Ünlüler içinde yanındaki ünsüze göre ses değeri ortaya çıkar demiş. Ses değeri yanındaki ünsüze göre ortaya çıkar demiş. Çok kısa olarak bu çalışmadan da bahsedeyim. Elbette alfabe için, alfabenin kökeni için, nasıl okunacağı konusu için çok sayıda çalışma makale var. Benim en çok dikkatimi çekenlerden birisi Pritsak'ındı. Grameri yazan, Orhan Türkçesi'nin ilk ayrıntılı gramerini yazan hocam Talat Tekin'in de bu konuyla ilgili gözlemleri var. O bütün harfleri gramerinde bu şekilde bir araya getirmişti, toplamıştı. Kısaca benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözü Özcan hocamıza devrediyorum. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle toplantıya teşrif eden bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Evet, Mehmet Hoca ve Marcel Hoca Thompson ve onun okuduğu Orhun, daha doğrusu deşifre ettiği Orhun alfabesi ve yayınları hakkında bilgi verdi. Ben de mensubu bulunduğum eski Türk dili ana bilim dalının daha eski tabiriyle Umumi Türk Dili Kürsüsü'nün kurucusu Reşit Rahmeti Arat'tan bir parça bahsedeceğim. Evet, İstanbul Darülfünun'u 1933 yılında çıkartılan bir kanun ile İstanbul Üniversitesi adını alır. Bu kanunu biz hepimiz üniversite reformu olarak biliyoruz. İşte bu reform hareketinden sonra aşağı yukarı Mayıs ayında kanun çıkar. Kanunun yürürlüğe girmesi ise Ağustos ayını bulur. Ağustos ayından itibaren de İstanbul Üniversitesi ve onun bir şubesi olarak Edebiyat Fakültesi bugünkü şekliyle faaliyete başlar. Bu faaliyetin içerisinde tabii ki Türk Dili Edebiyatı bölümü de vardır. Türk Dili Edebiyatı bölümünün başkanı da Ordinarius Profesör Mehmet Fuat Köprülü'dür. Mehmet Fuat Köprülü'nün başkanlığını yaptığı Türk Dili Edebiyatı bölümünün, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün iki şubesi vardır. Türk Filolojisi ve Türk Edebiyatı. O zaman Türk filolojisindeki hocalar Reşit Rahmetli Arap, Ahmet Caferoğlu, Ragıp Hulusi gibi hocalar Türk filolojisinin hocalarıdır. Arat'ın zaten Reşit Rahmetli Arat'ın Türkiye'ye gelmesi de 1933 yılıdır. Yani hemen üniversite reformunun arkasından o zamanki Maarif Vekaleti Reşit Rahmetli Bey'i Almanya'dan Türkiye'ye davet eder. Türkiye'ye gelen Reşit Rahmetli Arat da Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne profesör olarak atanır. 1950'li yıllara kadar bir tek daha önce herhalde Edebiyat Şubesi'nden
yeni Türk Edebiyatı ayrılacaktır. 1950'den sonra da Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü 4 kürsü halinde işlevine devam eder. Bunlar eski Türk dili, yeni Türk dili, eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı. Bizim fakültemizin internet sitesinde de var. Aslında orada bir hatayı da düzeltmek lazım. YÖK kanunundan önce, yüksek öğretim kanunu çıkmadan önce eski Türk dili ana bilim dalının adı Umumi Türk Dili, yeni Türk dilinin adı da Türkiye Türkçesi kürsüsüydü. Eski Türk dili daha sonra YÖK kanunuyla beraber değiştirildi bu isim. Ha, bu ne demekti? Aslında branşlaşma güzel olmuş. Türkiye Türkçesi kürsüsü, Türkiye Türkçesi ve onun tarihi şiveleri olan Osmanlıca ve eski Anadolu Türkçesi ile ilgilenirdi. Umumi Türk dili ise işte Arat'ın orada ufku ortaya çıkıyor. Hem tarihi Türk şiveleri Anadolu dışı hem de çağdaş Türk lehçeleriyle uğraşıyordu. İşte aşağı yukarı 1933 yılında Türkiye'ye gelen ve eski Türk dilinin Türk dili profesörü olarak, daha doğrusu Türk filolojisi profesörü olarak görev alan Reşit Rahmeti Arat 1958 yılında ordinarius oluyor. 1964 yılında da emekliliğinden kısa bir süre sonra vefat ediyor. Arat'ın Edebiyat Fakültesi'nde hocalığının yanı sıra Türk Tarih Kurumu Üyeliği var tabii. 1940 ile 1950 yılları arasında Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü var. Tabii ki Türk kültürü ömrünün sonlarına doğru da Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü'nü arkadaşlarıyla beraber kurduğunu biliyoruz. Tabii biz Arat'ı görmedik. Hocam siz Arat'ı gördünüz mü? Reşit Rahmeti Bey'i görmediniz. Yani bugün yaşayanlardan bildiğim kadarıyla bir Kemal Eraslan Reşit Rahmeti Arat'ı tanıyor, biliyor, onunla çalışmış. Bir de İnci Engün'ün hocayla çalışmış, Reşit Rahmeti Arat'la çalışmış. Birol Bey görmüş olabilir. Onun dışında çok fazla insan kalmadı herhalde Reşit Rahmeti'yi görüp de bizzat onunla görüşen, konuşan veya öğrencisi olmuş insanları tanıdık da biz kendisini tanıyamadık. Evet, Reşit Rahmeti Arat'ın tabii ki 220'den fazla çalışması var. Bildiri, makale, eser olarak. Bu 220'den fazla çalışmasının yanı sıra çok sayıda bitirmeye yüz tutmuş ama bitirememiş veya yarısını yapmış ama gerisini yapamamış bir takım eserleri de vardı. Var oldu söylenir. En azından benim hocam bunu söylerdi. Tabii ki Arat bu eserlerin hepsini kendi terekesini Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü'ne bırakmış. Tabii ki Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü taşınırken en son aldığım habere göre de Arat'ın kilitli odasından bir tek eski bir keman çıkmış. Eserler yok yani, Arat'ın terekesi yok. Arat'ın terekesinin kimde olduğunu Mehmet Hoca bilir, ben bilirim, Marcel Haydi bilir de burada söylemek istemiyorum. Yani birinin cebinde belki de başka isimle eser olarak çıkar, şu olarak çıkar, bu olarak çıkar ama o konumuz değil. Ama Reşit Rahmeti Arat'ın terekesinin maalesef şu anda ulaşamayacağımız bir yerde olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, Reşit Rahmeti Arat 220'den fazla çalışma yapmış. Ama onun asıl çalışma alanı eski Uygurca. Eğer onun çalışmaları şöyle tasnif edilecek olursa birinci sıraya tabii ki hem Türkiye hem Avrupa kütüphanelerinde bulunan eski Uygur harfli metinlerin çözümü birinci sıraya alır. Bunun dışında ikinci bir grup eser de Arat'ın çalışmaları arasında
Türk dilinin gelişmesi, Türk dilinin inkişafı zaten onun meşhur makalesidir. Türk dilinin gelişmesi üzerine yapmış olduğu çalışmalardır. Bunlar bildirilerdir, makalelerdir. Tabii bir grupta Karahanlı Türkçesiyle hazırlamış olduğu Kupakkubilik, metin, çeviri, tercüme. Tabii ki dizinin fişleri hazırdır. Benim öğrenciliğimde biliyorum iki tane şeyde vardı, çelik kasa vardı, oradaydı. Onu daha sonra kürsünün, eski Türk Dili Kürsüsü'nün hocaları Profesör Muharrem Ergin, Kemal Arslan, Nur Yüce, Osman Sertkaya, yüksek lisans ve doktor öğrencilerinin de yardımını alarak o indeksi yayına hazırladılar. Tabii indeksleri hali hatalı çıkmıştır o indeks. Arap keşke sağlığında yapsaydı o indeksi, çok daha farklı olurdu diye hepimiz öyle düşünüyoruz. Tabii bir de Atabetül Hakaik'ı hazırlamıştır hoca. Tabii Arat'ın bu eserleri vermesi tabii ki çok önemlidir. Ama Arat için şu cümle kullanılır. Tarihi Türk şiveleri ve çağdaş lehçelerini en iyi bilen Türkolog denir Arat için. Ben öyle demiyorum. O öyle deniyor Arat için. Bunun yanı sıra Arat Almanya'dan Türkiye'ye gelirken hocası Bank'ın usulünü de getirmiş. Yani Türk dilini mukayeseli bir şekilde inceleme metodunu getirmiş ve Arat'ın getirdiği bu metot sadece İstanbul Üniversitesi'nde değil, tabii onun çok sayıda doktor öğrencisi var, bütün Türkiye üniversitelerinde dil çalışmalarında uygulanan bir metot haline gelmiştir Arat'ın çalışmaları. Evet, biraz önce söylediğim gibi eski Türk dili araştırmaları tabii bizim için çok büyük bir mutluluktur. Biz İstanbul Üniversitesi'nde eski Türk dili bölümünde, eski Türk dili anabilim dalında değil de Arat'ın üniversitesinde, Arat'ın bölümündeyiz diyebilecek kadar Arat önemli bir Türkolog. Ondan sonra tabii ki Arat'ın ölümünden sonra Arat'ın çizdiği yolda eski Türk Dili Kürsüsü çalışmalarına devam etmiş. Hocalar değişmiş. Şimdi bizim elimize düştü kürsü. Hocalar değişmiş ama Arat'ın o ders verme metodu ve müfredatı şekillendirme metodu az çok aynı şekilde devam etmiş. Yani Reşit Rahmeti Bey eski Uygurca dersleri veriyordu. Bu kürsüde gene eski Uygurca dersleri verilir. Sağ olsun biz dışarıdan bazen bilhassa lisans üstünde bugün aslında eski Türk dilcisi olmakla beraber Çağdaş Türk Lehçeleri bölüm başkanı olan Mehmet Hoca'dan da yardım alırız. Başka bölümlerde olan eski Türk dili alanında doktorasını yapmış bazı öğretim üyelerinden de yardım alırız, destek alırız yardım. Destek alırız. Bu neden kaynaklanıyor? Tabii ki o zaman demin dediğim gibi eski Türk dili Türkiye dışı tarihi şiveleri ve çağdaş lehçeleri konu olarak kendine seçmiş. Ama bugün çağdaş Türk lehçeleri diye, dil bilim diye bir takım bölümler var. Haliyle burada öğretimi, eğitim ve öğretimi sağlayacak hocaların da eski Türk dilcisi olması gerekir. Bu durumdan hareketle de zaten Mehmet Hoca Çağdaş Türk Lehçeleri bölüm başkanlığını yapıyor. Evet, Arat için söyleyeceklerim bu kadardır. Ama bugün malum Türk Dili Günü. Yani bir Türk dilcisi olarak ben de son bir türlü alışamadım 15 Aralık'ın Türk Dili Günü olmasının. Yani anneler günü, sevgililer günü, ondan sonra Türk Dili Günü. Güzel bir şey Türk dilinin bir gününün olması. UNESCO'nun da böyle bir çalışması varmış. Dünya Dili Türkçe diye. Bu çalışma da güzel. Ancak UNESCO
Türk dilini dünya dili yaptığı zaman bizim Türk dilinin Türkiye'de onun konuşurları Türk dilini ana dili olarak kullananların Türk diliyle ilgili problemi bitecek mi? Türk dili şu anda Türkiye'de hele bu iletişim çağında sosyal medyada, medyada, televizyonda, radyoda ne? Bir defa malum ana dil eğitimi ilk ve orta öğretimde yapılır. Zaten Türkiye'de de Türkiye eğitim tarihine baktığınız zaman ana dil eğitimi ilk öğretimde ve orta öğretimde yapılmıştır. Tabii ki bu ilk ve orta öğretimlerde yapılan ana dil eğitiminin tenkit etmiyoruz. Ama demek ki bir yerde yetersiz kaldı ki daha 1960'lı yılların sonunda bazı üniversiteler Türk dili dersini mecburi ders olarak müfredatlarına almışlar. Herhalde Hacettepe Üniversitesi hazırlık sınıflarına Türk dili dersi mecburiyetini getirir. Ondan 9 yıl sonra da Ege Üniversitesi Türk dili dersini mecburi ders olarak, hangi bölümde okursanız okuyun, Türk dili dersini mecburi ders olarak getirir. Ancak bütün üniversitelere Türk dili dersinin zorunlu dersi, mecburi ders olarak getirilmesi 1981'den, yani Yüksek Öğretim Kanunu'nun çıkmasından sonra olmuş. Yüksek Öğretim Kanunu'nun çıkmasından sonra da aşağı yukarı 8 yarı yıl, yani 4 yıl Türk dili dersi mecburi kılınmış eğitimde, yüksek öğretimde. Daha sonra 91'li yıllarda önce bir 2 yıla indirildi herhalde. Şimdi de 1 yıl, 2 yarı yıl boyunca bütün üniversitenin bütün bölümlerinde Türk dili dersi zorunlu ders olarak tedrisatın içerisinde yer alıyor. Peki gerekli midir? Gereklidir. Ama nasıl yapılırsa gereklidir. Öğrencileri yapım eklerinin, çekim eklerinin, yani o biraz da bizim dışımızda birçok bölüme ve edebiyata biraz da sıkıcı gelen gramerin içinde boğmak Türk dili dersini ne derece sevdirir? Onun için böyle gelirken ben birkaç şey aldım, not aldım. Türk dili dersi nasıl olmalıdır? Yani nasıl amacına uygun bir hale getirebiliriz biz bu dersleri? Bir defa bütün Türk dili derslerinin içerisinde gerçi yökün bir çerçeve programı var ama yeterli değil demek. Bu üniversitelerde verilen bütün Türk dili dersleri arasında bir eşgüdüm sağlanmalı. Yine ikinci olarak bu derslere katılan öğrencilerin sayısı sınırlandırılmalı. Yani bu ders anlatılıp geçilecek bir ders değildir çünkü. Yani öğrenci sayısı biraz sınırlandırılmalı ama tabii ki bunları söylediğimiz zaman mekan dar, zaman dar, tamam mı? Ondan sonra yenim dar, yerim dar misali. Bu tarz karşı koymalarla karşılaşıyor Türk bilgileri. Yine sözlü ve yazılı anlatım becerilerini uygulamalarla geliştirmek lazım öğrencilerin. Bununla ilgili bir de anekdot anlatayım. Yıl 1900, Hatice Hocam burada mı? Hatice yok, Hatice Hocam yok. Bir tek Hatice Hanım kaldı o zamandan da bunları paylaşabileceğim. Yıl 1990. Muharrem Ergin hocam beni şeye çağırdı, odaya çağırdı. Özcan'cığım dedi, şu dedi, al dedi, burada dedi 1000 tane kağıt var, 1000. 1000 tane kağıt varmış. Burada 1000 tane kağıt var dedi. Hatice vesaire dedi, Hatice'ye de söyledi, aranızda paylaşın bu kağıtları okuyun dedi. Hocam ne bu kağıtlar dedim. Bu kağıtlar dedi, Akbank'ın müfettiş sınavı
kağıtları. Akbank müfettiş yardımcılığı sınavı açmış. Bununla ilgili bir kompozisyon sorulmuş. Soruyu da biliyorum. Akbank'ı bir banka olarak nasıl görüyorsunuz? Soru buydu. Tabii o kağıtların içerisinde işte Sabancı ailesine güzellemeler vesaire falan her şey var. Ama dedi bunu dedi kompozisyon olarak ve dünya kuralları olarak dersem yardımcıları için en önemli şey rapor yazmakmış. Bunun için kompozisyon, onu da öğrenmiş oldum böylece alanımızın dışı olmasına rağmen. Yani demek ki yazılı ve sözlü anlatım becerilerini üniversitemizde hangi bölümde okursa okursun bir öğrenci bunların gelişmesine katkı sağlamalıdır bu dersler. Yine dil kullanımındaki yanlışları gidermelidir bu dersler ve bilhassa metin seçiminde güzel Türkçe kullanımı olan ve estetik kaygısıyla metin seçilmelidir. Bir defa ana dil dersleri bir dinleyerek yapın. Dinleyerek anlama, izleyerek anlama ve duyarak anlama. Bir de buna okuyarak anlama şeklinde tasnif ediliyor. Bu benim buluşum değil, bunu bir yerde oldum. İzleyerek, dinleyerek ve okuyarak anlama. Demek ki buna yönelik dersler haline getirip bu ders alan öğrencileri de derse katmak şekliyle bu dersi daha doğrusu ama sen de zaten adı üstünde servis dersi. Sanki servis, iş yerine giden servis dersi. Yani çıkartıp bunu öğrencinin işine yarayacak bir ders haline getirmek gerekiyor. Bunu niçin söyledim? Bir defa dil öğretiminde, Türkçenin öğretiminde bir yabancılara Türkçe öğretimi vardır. Bir de ana dili eskiden bazı merkezler vardı. Bu merkezlerde yabancılar gelip de Türkçe öğrenmek isterse bu merkezlere gider, Türkçe öğrenmeye çalışırdı. Daha sonraları, bilhassa Türkiye'nin geçirdiği göç felaketinden sonra bu merkezlerin sayısı arttı. Her yerde bir Türkçe öğretim merkezi çıktı. Bunun dışında bir de çok haklı olarak olarak lisans üstünde yabancılara Türk dili öğretme, Türkçe öğrenim programları, öğretim programları açılmaya başlandı. Tabii bu Türkçe merkezlerinin, Türkçe öğretim merkezlerinin veyahut da bu yüksek lisans üstü programlarının ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek. Ama burada hemen şurada bir saplama yapmak istiyorum. Feryal Hanım da bana bunu defalarca söylemiştir. Kendisi Kıbrıslı olduğu için, orada İngilizce'ye de fazla maruz kaldığı için bir dilin yabancılara dil öğretirken yabancıların bu dili öğrenme mecburiyetinin de olması lazım. Yani o dili öğrenmeye maruz bırakılmaları lazım. Siz restoranlardan İngilizce ibareleri kaldırın, kaldırın, kaldırın diye bağırıp, daha doğrusu sadece restoranlardan değil, bütün levhalardan oraya Arapça ibareleri yazarsanız, her tarafa Arapça bilen bir tercüman koyarsanız, bu Arapça da olabilir, bir Türk dili olan Özbekçe veya Kazakça da olabilir. Ne olursa olsun insanların o ülkenin resmi dilini öğrenme mecburiyetini bekleyemezsiniz. Öyle ona mecbur hissetmezler. Sosyal hayatta bütün gereksinimlerini yerine getiriyorlardır. Bu bir. İkincisi, Türkçenin ana dili Türkçe olanlara
öğretilmesinde de sadece eğitim bir yol değildir. Konuşmamın bir yerinde söyledim. İletişim çağı, iletişim çağı, iletişim çağı. Evet, sosyal medya. Evet, sosyal medya. Herkes sosyal medya kirliliğinden bahsediyor. Ne? Bilgi kirliliği. E peki Türk dilinin kirletilmesinden bahseden var mı? Veya bahsedenleri duyan var mı? Türkçe ünlüsü zengin bir dildir. Ünsüzlerin dili haline geldi Türkçenin yazımı. Koşturdu diyecek bir tane ünlü kullanmıyor. KŞTR'de. Peki, bakın, kim ne derse desin, eski Türkiye'de güzel şeyler de var. Bir defa TRT diye bir kurum var. Buraya Türkçeyi en iyi konuşan insanlar alınırdı ve onlar Türkçeyi çok iyi ve çok güzel konuşurlardı. Bir okuldu. Şu anda özel televizyonlar dediğimiz televizyonlarda insanların konuştuğunu ben anlayamıyorum. Hele hele çok düzgün Türkçe konuşulması gereken sunucu demiyorum, spiker, haber spikerleri. Ya bakın, bir haber spikeri çıkıyor, konuşuyor. Konuştuğu Türkçe kelimenin seslerini ben ayırt edemiyorum. Ş mi, T mi, S mi, Z mi? Ayırt edemiyorum. Kelimeyi tanıyıp bildiği için anlıyorum. Bir yabancı kanalı açıyorum. Bir Fransız kanalı. Kelimeyi bilmiyorum. Ağzından çıkan kelimenin bütün seslerini tespit edebiliyorum. Tamam, bize alıntı olarak, bizim dilimizde alıntı olarak bulunan Arapçadan, Farsçadan veya Batı dinlerinden geçen kelimelerin telaffuzlarında bir takım sıkıntılar olabilir. Ama Türkçe kelimelerin telaffuzlarındaki sıkıntılar artık, hani bilemeyeceğim da gülüyoruz, ağlanacak halimize diyorum. Ve 15 Aralık Türk Dili Günü'nün bütün Türk dili sevenlerin için kutlu olmasını ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam oldu mu bunu oldu? Özcan Bey'e çok teşekkür ederiz. Yani konuşmalarımız farklı bağlamlardaydı. Ama Türkiye'de eski Türkçe çalışmaları ve Türkçe çalışmaları gerçekten bu üniversitede ilk önce burada başladı. Ve Reşit Ahmet Arat Hoca ile başladı. Dolayısıyla hocanın bu kısa anlatımı çok yerinde oldu. Ama ben bir ilavede bulunacağım. Sadece Reşit Ahmet Arat Hoca değil, Saadet Çağatay Hoca da Ankara'da. İki Tataristan'da iki hocamızın Türkiye'deki Türkoloji, Türk dili çalışmaları için büyük emeği var. Her ikisi sayesinde biz bugün bu geleneği sürdürüyoruz. Her ikisinin hocası da Willy Bank'tı. Willy Bank'ı anma sebebim ise Estürk yazıtlarının Türkiye'deki adlandırılışıyla alakalıdır. Kök Türkçe tanımı, adlandırması Willy Bank'a aittir. Taraftar olsun olmasın insanlar şu an Türkiye'de kök Türkçe veya gök Türkçe diyen de vardır. Bu Willy Bank'la bağlı. Willy Bank'ın eski Uyurca çalışmaları olmakla birlikte Estürk yazıtlarıyla ilgili çalışmaları var. İlave olarak Caferoğlu hocamız da, yine onu da analım. Onun da Türkçenin başka alanlarına büyük katkısı vardı. İki cümlem daha var. Eski Türk dili çalışmalarıyla veya Türk dili çalışmalarıyla bugünkü herhangi bir Türk dili birbirinden kopuk olamaz. Kırgızca, Kazakça, Yakutça veya Çuvaşça tamamı eski Türkçe çalışmalarıyla yakın ilgilidir, bağlıdır. Eski Türkçe çalışmalarında günümüz Türk dilleriyle, Kırgızcayla, Kazakçayla çok yakından alakalıdır. Hatta Anadolu ağızlarıyla bile ilgilidir. Bir sözcüğün, bir kelimenin okunmasından ünlü değerinin tespitine varana kadar. Son olarak bugün bir öğrencim bana yazdı.
Bizim için her gün Türkçe günüdür. Evet, bizim için her gün Türkçe günüdür. Ama resmi olarak bütün dünyada bir gününde Türk Dili Günü olarak anılması, kutlanması ayrı bir gurur, övünç kaynağı olacaktır. Çok teşekkür ederim. Hocam ben bir iki kelime söyleyeyim. Arat'ın burada verdiği dersler Uygurca dersi veriyor. Arkada onun devamı olarak kabul ettiği Tarançı şivesiyle dersler veriyor. Kıpçak grubundan da Kazakça veriyor. Yani Doğu Türkçesi metinleri zaten kitabı vardır. Bu dersleri veriyor. Tabii ben şunu da söylemek gerekir. Arat'la beraber Caferoğlu, adını biraz önce söyledim, Ragıp Hulusi'nin de bu kürsünün kurulmasında ve müfredatın oluşmasında bir hayli emeği vardır. Teşekkür ediyorum. Bütün dünyada Türkçe günü denince veya deyince, dünyada Türkçe nasıl öğretiliyor, nerelerde öğretiliyor, belli başlı merkezler neresi? Bunu düşündük ve en yakın komşumuzdan, kuzeyden, Moskova'dan başlayalım istedik. Moskova'dan Türkçe öğretimi, Türkoloji öğretimi, Türk Edebiyatı öğretimiyle ilgili olarak Yelena Hanım'dan ricada bulunduk. Yelena Oganova Hanım, şimdi hocamız bize Moskova'da Türkçe, Türkçe öğretimi, Türk dil öğretimi, baş başına bir günlük bir iştir Rusya'da Türkoloji Türkçe. Ama vakit dar, derslerimiz var. Hocamız bize kısa olarak konuyla ilgili bilgi verecek. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Evet, herkese iyi günler. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türk dili bayramımız kutlu olsun. Bir şimdi saniye, acaba ben sesi ekranı ayarlayacağız Yelena Hanım. Bir de ekranı paylaşabilir miyim? Yani bana izin verir misiniz? Ben küçük bir sunum hazırladım. Yani vakit kaybetmemek için. Ekran paylaşabilir miyim? Mehmet Bey. Alo. Tabii tabii. Evet, ekranı paylaşabilir ekran miyim? Ekranı paylaşabilirsiniz. Evet. Yalnız bana izin verilmiyormuş. Siz ayarlayabilir misiniz? Evet. Ben de ekranı şu an onu ayarlayabilirsiniz. Tamam. Bu arada ben kendimi kısa tanıtayım. Tamam. Ben Moskova'dan. Şu an paylaşabilirsiniz. Tamam, bir saniye. Tamam, oldu hemen. Evet. Ben sizin için Rusya'da ve Moskova'da, Moskova Devlet Üniversitesi'nde Türkçe öğretimi hakkında küçük bir sunum hazırladım. Bildiğiniz gibi Rusya'da Türkoloji 19. asrın başından beri gelişmeye başladı ve başladığından beri başta Moskova, Petersburg ve Kazan olmak üzere birçok şehirde gelişiyor. En eski üniversitede bizim Türkçe okutulan, öğretilen en eski üniversitemiz Kazan Üniversitesi. 1807 yılından orada Tatarca Türkçe dili okutulmaya başlamıştı. Şimdi ondan sonra Petersburg Üniversitesi geliyor. Orada 1822 yılından beri Türkçe okutuluyor. Ve en son Moskova Üniversitesi'nde 1925 yılından beri Türkçe derslerimiz var. Ama Moskova'da daha bir kurum vardı. Lazarev Doğu Dilleri Enstitüsü. Bu Lazarev Doğu Dilleri Enstitüsü'nde 1815 yılından beri Türkçe okutuluyordu. Şimdiki haritaya bakacak olursak bu 2020 yılki durumu görebiliriz ki şimdi Çağdaş Rusya'da 11 şehirde Türkçe, yani Türkçe derken ben Türkiye Türkçesi diyorum. Çünkü biliyorsunuz Sibirya'da daha çok işte Sibirya kökenli Türk dilleri okutulur. Ben sadece Türkiye'nin Türkçesi hakkında konuşuyorum. İşte Petersburg, Moskova, Nijni Novgorod, Kazan, Ufa, Ekaterinburg, Çelyabinsk, Semferopol, Petigorsk, Mahaçkale ve Astrahan. Toplam 11 şehirde. Şimdi sayıca en çok Türkçe okutulan şehirler Moskova ve Kazan. Moskova'da Türkçe 11 üniversitede okutuluyor ve yaklaşık 320-350 öğrenci aynı zamanda Türkçe okuyor. En çok Türkçe okuyan öğrencinin olduğu üniversite Kazan Üniversitesi. Orada 500'den fazla öğrenci Türkçe okuyor. Kalan 9 şehirdeki üniversitelerde yaklaşık 220 öğrenci Türkçe okuyor. Sonuç itibariyle Rusya genelinde aynı zamanda yaklaşık 1000'den fazla, yani 1200
kadar öğrenci aynı zamanda Türkçe okuyor. Bu da bizim üniversitemizin binası, eski bina. Bizim üniversitemiz 1755 yılında açıldı ve ben size kısaca bizim Türkoloji bölümümüzün tarihini anlatmak istiyorum. Bizde ilk olarak Türkçe öğretimi dediğim gibi 1925 yılında başlamıştır. Moskova Devlet Üniversitesi Etnoloji Fakültesinin etnografya bölümünde. Ondan sonra Türkoloji bölümü... Yelena Hanım, resimler kaymıyor. Pardon? Resimler kaymıyor. Ha, öyle mi? Şimdi görüyor musunuz? Pardon, görüyor musunuz? Resim sabit. Şimdi siz ne görüyorsunuz? Tekrar mı yapayım mı bir saniye? Sadece açılışta. Şimdi kaymıyor. Öyle mi? Şimdi yürüdü. Görüyor musunuz? Evet, şimdi görüyoruz. Tamam, çok özür dilerim. Şimdi haritaya bakacağız. Bakıyoruz, yani 11 şehir var burada söylediğim gibi. Haritayı görebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi burada rakamları görebilirsiniz. 11 üniversitede Moskova'da, işte 500'den fazla Kazan'da. Ben o zaman bırakıyorum. Şimdi bizim Moskova Devlet Üniversitemizin binasını görebilirsiniz. Eski binamız. Şimdi dediğim gibi Türkoloji bölümü Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü'nün en eski bölümlerindendir. Bu bölüm 1943 yılında İran Filoloji Bölümü ile birlikte Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Doğu Dilleri Bölümünde kurulmuştur. Ve 1956 yılında bu iki bölüm, yani filoloji ve tarih bölümü, yeni açılmış Moskova Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü'nün temelini oluşturmuştur. Şimdiki adı Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü. Bizim ilk kurucularımızdan biri, hepinizin bildiği Fyodor Kosh, Aga Fangir Krimski, Vsevolod Miller, Vladimir Gordlevski gibi en ünlü Rus şarkıcılar vardı ve biz de Moskova ekolü olarak onların attıkları temellerini geliştirmeye ve devam ettirmeye, sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim bölümümüzün kurucusu Nikolay Konstantinovich Dmitriev, zaten kendisi bizim bölümümüzü kurmuştu. Kendisi de Moskova Devlet Üniversitesi mezunuydu ve Türkçe, Arapça ve Farsça uzmanıydı. Kendisi Başkurtça, Kumıkça, Türkçe, Azerice, Gagavuzca, Kırım Tatarca, Türkmençe vesaire dillerin dil bilgisi üzerinde temel incelemeleri yapmıştır. Ve çok önemli Türk dillerinin karşılaştırmalı dil bilgisi adlı temel araştırmanın yöneticisi ve en önemli yazarlarından biri olmuştur. Ondan sonra gelen de çok önemli şarkıyaçılarımız, Türkologlarımız vardı. Vladimir Mihalevich Nesilov, kendisi ilk çağ Türk tarihi uzmanı. Ondan sonra Edward Sevortyan, kendisi Oğuz dilleri, genel dil bilgisi teorisi, karşılaştırmalı dil bilgisi teorisi, etimoloji uzmanı. Biliyorsunuz çok ünlü etimoloji sözlüğünün kurucularından ve yazarlarından biridir. Ondan sonra çok ünlü Türkçe ders kitabı yazan Şevket Aylarov. 50'li yıllardan beri Türkoloji bölümünde Elvira Grunina, Irina Borolina, Galina Blagova gibi çok ünlü Türkologlar çalışmıştır. Şimdi burada çok kısa bir şekilde bizim bölümümüzün başkanlarını görebilirsiniz. Şimdiki haliyle bizim bölüm başkanımız Maria Ripinkova, kendisi Türk çağdaş edebiyat uzmanı. Şimdi çok kısa Elvira Grunina'dan bahsetmek istiyorum. Burada onun eserlerini görebilirsiniz. Daha çok Türkçenin lehçeleri üzerinde çalışmıştı. Ayrıca Türkmence ve Azerice ders kitapları vardır onun. Sonra Yuri Sheka, kendisi Türkçenin tonlanması üzerinde çalışmıştır ve iki ciltli çok önemli Türkçenin pratik dil bilgisi ve Türkçenin ders kitabının yazarıdır. Ayrıca birçok Rusça Türkçe sözlüğü yazmıştır. Ondan sonra hepinizin bildiği Dmitri Nasilov, kendisi eski Uygur dilinde eylem zamanları üzerinde birçok çalışması yazmıştır. Ayrıca
Türk dillerinde görünüş kategorisi sorunları aksiyonalite isimli doktora tezini savunmuştur. Ayrıca kendisi çok ciddi Türk dillerinin karşılaştırmalı tarihsel dil bilgisi, eski Türkçe sözlüğü yazarları arasındaydı ve Azerice ve Özbekçe ders kitabını yazanlar arasındaydı. Ve 2014 yılında kendisi liyakat nişanına layık görülmüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın elinden almıştı. Irina Vasilievna Barulina daha çok Türk halk edebiyatıyla ve çağdaş Türk edebiyatıyla ilgileniyordu. İşte oyun yazarlığı, Türk medahları gibi. Ve son olarak Ripinkova, Maria Ripinkova, şimdiki başkanımız, çağdaş Türk edebiyatı, Türk edebiyatında postmodernizm gibi konuları çalışıyor. Ve ben Deniz, daha çok edebiyatçıyım. Türk halklarının folkloru, Orta Çağ Türk edebiyatı, çağdaş Türk oyun yazarlığı gibi konuları işliyorum, çalışıyorum. Bu arada da bizim son 10 sene içerisinde çıkardığımız kitapları, eserleri görebilirsiniz. Daha çok ders kitapları yazıyoruz ama bizim Maria Hanım görüyorsunuz çok sayıda çağdaş Türk edebiyatı hakkında çok değerli monografi dediğimiz eserler yazmıştır. Burada küçük konuşmamı bitirmek istiyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa memnuniyetle cevaplarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi ikinci konuşmacımız, ses yansıyor, nasıl var? İkinci konuşma çok daha uzakta, Pekin'den olacak. Pekin'den Liu Jiao Bey, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nden. Evet, ikinci konuşmacımız Liu Jiao hocamız, Yabancı Diller Üniversitesi Pekin. Bağlanabildi mi acaba Liu Jiao hoca? Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Ses geliyor, evet. Bir de ekranı bir görüneyim de. Evet, çok özel bir çağdayız. Dolayısıyla yani yüz yüze görüşmek çok zor oluyor yani bir iki yıl içinde. Toplantıda tanıdık hocalar var. Yani benim için yeni isimler de var. Hepinize selam söylüyorum. Aleyküm selam. Bir de Kore'den gelen arkadaşımız Lee Hoca da yani hazırdır sanırım. Ona da annyeonghaseyo demek istiyorum. Geçen gün Mehmet Hoca'dan bir mesaj geldi. Türk Dili Günü diye bir toplantımız olacak. Bekliyoruz dedi. Özellikle Türkçe. Türk dili eğitimi konusunda bir konuşma yapmam gerekecekti ama son birkaç yıl içinde daha çok Türk dili tarihinde en önemli metinlerden biri olan Altın Yaruk üzerinde durduğum için de bugün kısaca bununla ilgili bir kısa bir sunum yapmayı düşünüyorum. Yani Türk Dili Günü diye Türk Dili üzerine yapılan her şey, konuşan her şey konu dahi içinde diye düşünüyorum. Şimdi paylaşıyorum. Bir saniye. Paylaşmak. Şimdi ekranda ekran paylaşabilirsiniz. Tamam, evet. Eski Uygur ile Koçaç. Koçaç'tan kastım. Yani bilmiyorum bu terim uygun mu? Türkçesi nedir? Yani o copular, linking web dedikleri şey. To be yani tipik biçimi. Evet. To be or not be. Aslında ben
Masa Hoca bunun üzerinde yani çok ayrıntılı bilgiler vermiştir. Büyük koskoca eski Türkçe gramerinde. Gerçi büyük gramerini Çince'ye ben çevirmiştim ama yani o kadar zengin içeriklerini bütün ayrıntılarıyla hatırlamak çok zor. Belki bugün bu kısa sunumumda söyleyeceğim şey sadece Masa Hoca'nın söylediklerini tekrarlamış olabilir. Kusura bakmasın. Yani aslında benim yapacağım o kadar ciddi anlamda bir akademik bir çalışma değil, bir sunum değil. Yani arkadaşlar arasında bir sohbet olarak düşünüyorum. To be or not me, birinci kısım. Eski Türkçe'de, eski Uygurca'da, yani Out'ın Yaruk örnekleriyle bu konu üzerine duracağım. Eski Uygurca'da tabii en tipik kuşaç ermektir. Aynen Masa Hoca'nın söylediği gibi bu çok bu eylem tam çekimli bir eylemdir ve aynı zamanda Türkçe'de yani Türkçenin ilk gününden bugüne kadar en tipik bir kuşaç sayılır ve ermekin yanında aslında benzer fonksiyonda başka deyişle kuşaç olarak görülebilen başka kelimeler var. Arka eylemler var özellikle. Titmek mesela, titmek, titir. Bütün bunlar yani geniş zamanı formuyla, biçiminde kuşaç görevini görür yanılmıyorsam. Örnekler, Ercüngü uluk titir, uluk titir. Uluk erir de olabilir. Yok turur, yok erir de olabilir. Şimdi ondan sonraki örnek de yok erir. Tüzü etiklik turur, turur etiklik, yavuz erir de olabilir. Yüküş erir mi? Tipik kuşaç ama erir yerine bir tekinir. Tabii o açık gönüllü göstermek için bir tekinmek. Yüküş tekinir, yüküş erir, yüküş turur. Bu birbirine benzer üç örnektir zaten. Bir de yarkayur da olabilir. Yarkayur ile tekinür. Biri yani sosyal statü yüksek içinler kullanılıyor. Diğeriyle bunun karşıtı. Evet, burhanlar menemle yarkayurlar falan filan. İşte bunlar, bu eylemler erür, mekin haricinde hepsi geniş zaman biçiminde kuşaç fonksiyonu görebiliyor. Ve işin ilginci de bir de üçüncü kişi zamiri var. O da ol. Tabii Masa Hoca da bunu kuşaç olarak görüyor. Ki ben bu konuda biraz yani teşeddüdüm var. Devam edelim. Evet. Kuşaçın başka bir fonksiyonu. Bu da çok ilginçtir. Yani Türkçe'de var yok fonksiyonu gören kuşaçlar. Tabii aynı kuşaçlar ama aynı zamanda var yok yerine de kullanılabilir. Mesela bu opitik içinde tanıdıklarının sabı turur. Sabı var. Evet. Biz kamak tur maharatlarının beşer yüz ekler kurakımız tekinir. Yani var da diyebiliriz tabii. Küzüsü mor. Açık günlük tüp yerçincük yarıda çıkar. Masa Hoca'nın kitabında yani bu cümleyi şöyle çevirmişti. It is my wish to pray to him who enlightened the whole world. It is my wish. Belki kelime kelimesine başka türlü çevirmemiz gerekir. Yani buradaki küzüşüm o demek, benim küzüşüm var demektir belki. Yani tırnak içinde normal cümle sözcük sırası şöyle olabilir. Tup yerçünçülük, yarudaçıka, ötüngülük, küzüşüm ol. Yani tüm dünyayı aydınlatana, yani burhana söyleyecek bir dileğim var. Yani demek ki buradaki o da yani birinci gruptakinden farklı olarak
to have existence, yani varlık anlamda kullanılıyor. Küzüşüm var. Evet, küzüşüm o. Sizin yüzünüz erir. Bazı örneklerde erir onu da bir bar da olabilir. Ününüz bar erir. Yani dolayısıyla mesela eski eskiden yani bu yarı üzerine çalışan hani metin çalışmalarında bazen yazarlar bu erir önüne bir bak eklemeye çalışıyor. Oysa bence bu bar zorunlu değil. Olsa da olur, olmasa da olur. Ününüz erir. Ününüz bar erir de olur. Bodunka karaka ime dört törlük uluk az tusu tedir. Dört törlük uluk az tusu erir. Ya da bar da olur. Körü kanınsız tokuluk uluk altın ağzınız ol. Sizin ağzınız var. Sizin şöyle ağzınız var. Evet. İşte bu kuşaçların, aynı kuşaçların yani barsız, yoksuz da bu varlık anlamını da kullanılabilir. Bu eski Türkçe'de belki eski Türkçe'ye has kuşaçların bir özelliğidir. Üçüncü kısma, o da kuşaç mı? Aslında bu konuda bir soru işaretim var. Emin değilim, tereddüt içindeyim. Birinci gruptaki örnekleri bir bakalım. İkinci ve birinci ve ikinci kişiler için tabii zamir kullanılıyor. Ögü erir siz. Doğru da bu yer üçüncü yer sonu. Bu yer sonunun ögü erir siz. Bu normal tabii. Üçüncü kişi için de tabii aynen bugünkü Türkçe'de olduğu gibi bir kişi eki yok. Sıfır eki. Ögü titir. Kişi eki yok. Erürmen aynen birinci kişi erür. Bu üçüncü kişi yok. Sıfır eki. Erür biz. Tamam. Evet. Sıfır mufrali koşanç oldu. Şu örneklere bir göz atalım. Karşılaştırabiliriz. Turguruk orun ol. Onaguruk orun siz. İşte özellikle ikinci örneğe baktığımızda koşançın da sıfır müfendi olabileceğini görüyoruz. Aslında bunu da Mazo Hoca kitabında söylemişti. Ama birinci ve ikinci örnekleri karşılaştırdığımızda şu açık ki yani ol yani burada sıfır kuşaç varken burada bir sıfır kuşaç desek yanlış olmayabilir. Siz tabii kişi zamiri, o da kişi zamiri. Yani iki cümle arasında güzel bir paralellik var. O zaman ol kuşaç mı? Zamir mi? Belki bunu zamir görmek daha uygundur. Aynen aşağıdaki başka kişiler. Dönüş kısım. Bunlar koşarlar deyip geçmeyin. Yani koşarlar da farklıdır. Değişik değişik. Er tabii en tipik koşartır. Ama ermekin fonksiyonları da çok ilginç. Mesela erir, erti de diyebiliriz. Aslında bu erti Türkçedeki idi. Bu erir ise Türkçede artık kabumuzdur. O zaman tolu erir. Aynı erir sanırım. İşte bu geçmiş zaman ve geçmiş dışı zaman için belki sıfır muforlu bir koşaç var diyebiliriz. Turur erdi. Tabii turur ile biten cümleler de çok. Çekiniyor ermiş. Yani önceki örneklerden çıkardığımız sonuç bunlar çekinir, durur, erir, bunlar şeydir, koşarsıdır.
Ama bu koşaç ile koşaç aynı dizimde olduğunu görünce belki tekrar düşünmemiz gerekiyor. Yani erimek ile çekiniş kesinlikle farklıdır. Çünkü bunlar yani birbirinin yerine geçmiyor, bir arada oluyor. Bar erir, bar erti nasıl çözümleyeceğiz? Aa, bu kadar mıydı? Liuca hocam. Tamam, sunumum bu kadar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Üçüncü olarak size yakın komşu Seul'den Yongsong Lee Hoca ile devam edeceğiz. Yongsong Lee Hoca kısa olarak bize Türkçe öğretimi, Türkçenin yeri Kore'de buna yer verecek. Buyurun hocam. Çünkü şu odam pek düzgün değil. Şöyle göstereyim. Geçi... Bir saniye. Tamam. Şimdi söyleyeyim. Ben bu konuda benim bir yazım var. 2015'te Şubat ayında şu Poznan'daki bir konferansa katıldım da Seul Devlet Üniversitesi'nde Türkçe eğitimi adlı bir bildiri sunmuştum. Bu bildirim 2016'da olsa gerek şu Türk Dilli Araştırmaları Yıllığında yayınlanmıştır. Şimdi bizde şunu ben göstereyim. Kore'de benim bildiğim kadarıyla şimdi dört üniversitede Türkçe öğretilmektedir. Ama Kore'de üniversite düzeyinde ilk kez Türkçe eğitimi benim çalışmakta olduğum Seul Devlet Üniversitesi'nde 55 yılının güzünde başlamıştır. Maalesef burada sadece genel kültür düzeyinde, genel kültür dersi olarak öyle okutulmuştur. Yani tam Türkçe öğretecek hoca da yoktu. O sıralarda benim araştırdığım kadarıyla Kore Savaşı'na katılmış Türk ordusundan şu İngilizce konuşabilen birkaç subay gelip de ders vermiş. Ben öyle duydum o zamanki öğrenci olan. Şimdi vefat etmiştir ki kendisi vefat etmiştir. O hocadan da öyle duydum. Sonra bizde temel bir sorun vardı. Bu Türkçe dersinin asıl açıldığı bölüm dil bilimiydi. Seul Devlet Üniversitesi dil bilimiydi. Bu dil bilimi bölümünde 2012 bahar semestrine kadar devam etmiştir bu. Ondan sonra yeni kurulan Asya Dilleri ve Medeniyetler bölümünde Türkçe dersi devam etmektedir. Sorun şu, dil biliminde aslen 3 tane hoca sözde şu Altay dillerini 3 kolu için yetiştirmiş. Bir hoca Moğol dilleri için, bir hoca Mançu Tunguz dilleri için, bir hoca ise tam Türk dilleri için yetiştirilecekken yani talihsizlik yaşandı. Bu hoca genç yaşta vefat etti. Soyadı Ön olan bir hoca vardı. 41 doğumlu bir hoca. Master programını bitirip de Türkiye'de de bir süre bulunmuş ama 41 doğumlu biri Aralık 78'de vefat ediyor. Bu hoca vefat ettikten sonra dil biliminde Türkçe ile ya da Türkoloji ile ilgilenen kimse çıkmadı. Tamamen kesildi. Tamamen o gelenek kesildi. Tamamen hala devam ediyor. Bunun kötü etkisi devam ediyor. Aslen şu sözde Altay dilleri için Türk dilleri o kadar önemliyken bunun hiç önemi yok gibi bizde. Pek de önemi olmayan Mançurlar ön planda bunlarda. Bunlar öyle çalışıyor. Sonra şu Türk dillerinin Türkoloji çalışmasının gelişmesi için hiçbir şey yapılmadı bizim üniversitede. Yani okuldan bir dersek de alamıyorum. Biz de temel olarak Türkçe öğreten bir bölüm kurulmuştu 73 yılında. Mart 73'te
Seul'de Hankuk yabancı dilleri Hankuk yabancı dille üniversitesinde Türkçe bölümü kurmuştur. Yani Türkçe bölümüydü aslen. Sonra bu bölüm aslen şu bilime yönelik değil. Sadece birinci ve ikinci semestrede yani bir dereceye kadar Türkçeyi konuşabilecek kadar Türkçe öğretiyorlar. Sonra yani sistemi olan tabii öğretiliyor da ama bu bölümde mezun olanlar bilimle uğraşmak değil. Asıl amaçları yani iş hayatına girmek değil. Böyle çalışmak. Yani bilim adamı olarak ya da Türkçeyi araştırmak öyle ön planda değil. Tam olarak Türkçeyi öğrenip de araştıracak olan benim çalışmakta olduğum Seul Devlet Üniversitesi'ndekiler. Ama maalesef kimse ilgilenmiyor. Hatta dil biliminde mezun olup da o bölümde hoca olarak çalışmış olanlar bile bir bakıma bana kalırsa bir kasten Türkolojiye karşı bir tutum sergiledi. Hiç Türkolojinin gelişmesine imkan vermedi. Hiç imkan vermedi. Sadece Manchu Tunguz dilleri onlar için önemli. Başka şey yok. Bu yüzden benim başıma neler geldi? Ben şu en uzun süre bizim üniversitede en uzun süre Türkçe öğretmekte olan benim. Yani şu ben Eylül 2003'ten bu yana neredeyse 18 yıl boyunca Türkçe öğretmekteyim. Bizim üniversitede Türkçe öğretmekteyim. Ama şimdiye kadar 3 kez benim dersim iptal edilmişti. 2 kez hiç öğrencisi olmadığı için. Bir kez ise öğrenci sayısı az olduğu için iptal edilmişti. Hiç müsaade etmiyor okul, müsaade etmiyor. Yani gitgide benim dikkatimi çeken şey vardı. 2012'de Asya Dilleri ve Medeniyetler Bölümü kurulduğunda Türkçeye olan ilgi çoktu. Benim Türkçe dersime giren öğrenci sayısı da az değildi. Neredeyse 20 civarındaydı, 20 civarında. 3-4 sene içinde bu sayı neredeyse 15 kadar oldu. Ondan sonra 10 kadar düşüyor. Ondan sonra 5. Şimdi olsa 1-2 tane. Yani ben de öğrencilerin Türkiye'de mesela şu öğrenci değişik okuş programı var mı diye bunu da araştırdım. Bizim üniversite yönetimine de söyledim. Bir imkan verin diye öğrencilere bir imkan sağlayın. Hiç olmazsa bir ay kadar bunlar dil kursuna katılabilsinler diye. Ama kimse ilgilenmedi, benimle ilgilenmedi. En de sonunda olan oldu. Öğrenciler anlaşıldı, öğrenciler hiç ilgilenmiyor. En de sonunda şu Seul'deki Türk Büyükelçiliği de bu olaya karıştı dediğim şu. Bana yardımcı olmaya çalıştı. Sağ olsun orada mesela oradaki diplomatlar da yardımcı olmaya çalıştılar. Mesela bir örnek vereyim. Geçen sene ne dediler onunla öğrenciler ders seçmeden önce yani Türkçe dersini seçip de başarılı olan 3 öğrenciye Türkiye biletini vereceğiz diye. Ama kimse ilgilenmedi. Öyle duyurulduğu halde ilgilenen yoktu. Tamam. Ben şunu diyeyim. Bizim üniversitede şu an ben üzülerek diyorum. Tam öğrenciler de biliyorum. Türkiye'de şimdiye kadar 2 kere benim öğrencilerim şu Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Türkçe yaz okuluna katılmıştı. Şimdiye kadar 2 kere, 3 kere tamam 3 kere şimdiye kadar. Bunlar bayağı da başarılı oldular. Bir ay Türkiye'de kaldıktan sonra döndüler ama neler öğrendiler? Böyle öğrenciler varken okuldan hiç destek alamadığım için ben çok üzülüyorum. Öğrenciler çok ilgi gösterecekti ama işte okuldan hiç yardım alamayınca ben de çok üzülüyorum. Okul yönetimi de beni de suçluyor anladığım kadarıyla. Ben yanlış öğrettiğim için sanki öğrenciler Türkçe öğrenmek istemiyorlar gibi. Öyle tutum sergiliyorlar. Ben de bir şey anlamıyorum burada. Anlayamıyorum. Yani durum böyle şu an. Yakında düzeleceğine de hiç inanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Maalesef böyle durumda. Yani başka üniversitelerde Türkçe öğretilebilir ama tam anlamıyla Türkçeyi öğrenip de bu alanda araştırmalar sürecek olanlar Seul Devlet Üniversitesi'nde okumaktan olan öğrencilerdir. Ama okuldan bir destek bile yok. Hiç destek yoktur. Ben buna kızıyorum.
maalesef çok olumsuz konuştum. Çok teşekkür ederiz. Dördüncü olarak bir başka Türk diliyle devam edeceğiz. Biraz farklılık olacak. Semerkant İpek Yolu Üniversitesi'nin Cüliboy Hoca katılacak konuşmacı olarak. Ses geliyor mu? Onu da anlamaya çalışayım. Cüliboy Hoca hem Türkçe hem Özbekçe hem dünyada Türkçenin Özbekçenin öğretimi konusunda 10 dakikayı aşmadan bize biraz bahsederse çok seviniriz. Çünkü hoca Osaka'da Yabancı Diller Üniversitesi'nde de çalıştı. Orada hem Türkçe hem Özbekçe öğretimiyle ilgilendi. Amerika'da da bulundu. Türkiye'de zaten uzun süre bulundu. Özbekçe'yi öğretti. Öğretti hocamız. Buyurun hocam. Ah, çok affedersiniz, çok affedersiniz. Ben mikrofonu açmadım. Unuttum herhalde. Hepinizi Semerkant Özbekistan'dan saygıyla selamlıyorum. Çok zamanlar oldu. Mesela Marcel Erdal hocamla 2009'dan sonra hiç görüşmedik, değil mi hocam? Çok sevindim hepinizle görüşmeye, görüştüğümüze. Hocamız Mehmet Ölmez anlattıkları gibi bendeniz Özbekçe, Türkçe, Uygurca, Kazakça gibi Türk lehçelerini birkaç ülkede ders verdim. Fil cümle Güney Kore ve Japonya'da. Güney Kore'de Busan Üniversitesi, Yabancı Diller Üniversitesi'nde ve Osaka'da, Osaka Üniversitesi'ne bağlı Dünya Dilleri Enstitüsü'nde ve Kore'de ve Japonya'da Türkçe öğretimi çok zor bir iş. Koreliler ve Japonlara herhangi bir İngilizce dışında herhangi bir yabancı dili öğretmek çok çok zor bir iş. Ve bunu ben kendi düşünceme göre söylüyorum. Bu onlardaki dil öğrenim sisteminin, yaklaşımlarının Çin dil öğrenim geleneğine bağlı olduğundan herhangi bir dili harf üzerinden, hece üzerinden, hiyeroglifleri, hiragana, katagana usulüyle okuma geleneğinden gelen bir dil öğrenim geleneği var. Ondan dolayı İngilizce çok yaygın bir dil olduğu için ve o İngilizce dil ortamı o toplumlarda var olduğu için İngilizce'nin öğrenmeler biraz kolay ama Türkçe gibi, Özbekçe gibi, Kazakça gibi, Uygurca gibi bir dilleri öğrenmekte çok zorlanıyorlar. Yoksa Türkçenin herhangi bir kolu çok matematik bir mantıkla kurulan bir dil. Yani Türkçenin tipik bir aglutinatif eklemeli bir dil olduğu için matematik gibi bir mantık la çalıştığı için mekanizma, dil mekanizması mesela köklerge eklenede eklerden en önce yapım eki sonra çekim ekler ve hakkı. Ve cümlede de aynısı. Ya da özne, yüklem var oldu mu yok, var mı yok mu herhalde o cümlenin içinde var ve o özneyi başka cümlenin ögelerini böyle bir nizama sokuyor. Ve böyle bir dili öğrenmek çok kolay olacaktı ama maalesef tam tersi. Ve bendenizi bu hakkında Kore'deki dil öğrenme hakkında bir şey yazamadım. O zaman gençtim herhalde, tecrübesizdim herhalde. Ama Japonya'daki tecrübeler hakkında Japonya'da Türkçenin öğrenimi ve öğretimi meselesi hakkında diyen bir makale yazıp yayınladım. Bu
birkaç Türk dergilerinde yayımlandı. Hatta Rusça olarak burada da yayımlandı ve benim demek istediğim bu. Türkçenin bir Avrupa Üniversitesi'nde ya da bir Amerika Üniversitesi gibi Güneydoğu Asya Üniversitelerinde öğretmek aslında mümkün değil. Ben Almanya'da da bunu biraz tecrübe edindim. Bu Berlin Humboldt ve Berlin Freie Üniversitelerinde Alman öğrencilere Türkçe öğrenmek daha kolay. Öğretmek daha kolay. Yazı açısından ve yani Almanya'da belki Türklerin mesela 5 milyon gibi bir Türk'ün yaşadığından geliyor. Belki o kültürle Japonların ilişkide olduğundan belki geliyor bu şey. Ama Alman öğrencilere hatta Özbekçe'yi bile öğretmek çok kolay. Kirilce üzerinden hatta. Ama şu Güneydoğu geleneği, dil öğrenim geleneği Türkçenin öğretiminde çok şey, çok zorluklar doğuruyor. Japon öğrenciler sürekli diyor. Türkogo va muzukashi, muzukashi. Türkçe çok zormuş. Öğrenmeli. Canım diyor 26-29 tane harf var. Ne zor. Sizin gibi mesela 4500 tane hieroglifi onu kanji bilmem, hiragana, katagana öğrenme zorunda değilsin. Ve onlara her zaman benim gibi konuş, benim gibi telaffuz et gibi bir usulü kullanmak çok önemlidir. Ondan dolayı görüntülü ve sesli ders mezlemeleri ve araçlarından maksimum yararlamak lazım. Şimdi bunun eskiden bu zordu. Mesela ben Kore'de hatırlıyorum 25 tane video kaset götürmüştüm. Şimdi derse hazırlanırken herhangi bir şeyi kendiniz de videosunu yapabilirsiniz ya da internet ve başka mesela Özbekistan Eğitim Bakanlığı'nın Halk Eğitimi Bakanlığı'nın sitesine girerseniz Özbek ortaokulları için istediğiniz kadar ders materyali var. Onu yabancılar için böyle değiştirerek yapabilirsiniz ve CALL CALL diyen bir sınıf yani dil öğrenim sınıfları var. Bu hem Japonya'da üretiliyor, hem Kore'de üretiliyor. Japonya'da Sony'nin ürettiği KAL sınıfları vardı. Çok güzel bir sınıflar ve onları Türkçe öğretiminde, yani İngilizce için şey yapıyor ama hoca, öğretmen o KAL sistemini Türkçe metinler, Türkçe malzemelerle doldurup dersi o KAL sisteminden yararlanarak anlatırsanız başarı çok güzel olacak. Ben bazen şaşırıyordum Japonya'ya gittim. Dördüncü sınıf öğrencilere girip 90 dakika konuşuyorum. Hiçbir şey anlamadım. Neden? Çünkü dil öğretilmemiş. Dilin yanında o iki ülkenin eksikleri söyleyeyim. Edebiyat ve tarih çok primitif bir şekilde öğretiyor. Çünkü çocuğun Türkçesi yok ondan dolayı. Birinci, ikinci sınıfta Türkçe sorununu mutlaka çözmek lazım. Üçüncü, dördüncü sınıfta ise Türkçenin tarihi olsun, edebiyat olsun, kültür olsun. Bunların da onlar öğrenmeli. Maalesef Güneydoğu ülkelerinde Çin'i bilmiyorum ama Kore ve Japonya'daki Türkçenin öğretimi şimdi çok çok dünya standartlarından geride. Türkçe konuşacak şekilde 4 sene okuttunuz mu o sizin başarınız değildir. Bundan dolayı biz hocalar olarak bu sahanın uzmanı olarak bunun yollarını araştırmamız lazım. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Cülibay Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizim için ilginç oldu. Ben o kadar karamsar değilim. Özellikle Japonya için. Demek ki Osaka biraz farklıymış hocam. Evet, Osaka farklı. İngilizce dışındaki her dile karşı bir korku, bir çekingenlik var. Almanca da olsa öğretilemiyor. Kaçıyorlar, çekiniyorlar. Birinci dil İngilizce. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Şimdi biraz daha yakına gelip Ukrayna ile devam edeceğiz. Irina Hanım bize Ukrayna'da Türkçe öğretimi konusunda bilgi vereceğiz. Teşekkürler. Buyurun hocam. Merhaba saygıdeğer hocalarım. Sevgili öğrenciler, sen misafirler. Sesim geliyor mu? Alo? Alo, merhaba. Siz kimin gelip gelmediğini sordum hocam. Sesiniz geliyor hocam. Tamam, teşekkür ederim. Hepinizi Ukrayna'nın başkenti Kiev'den selamlamaktan çok çok memnunum, çok mutluyum. Benim de bir müddet görev yapmış olduğum İstanbul Üniversitesi'ne tekrar gelmiş olmanın çok büyük gururunu hissetmekteyim şu an. Ve tabii ki hepinizi tebrik etmek istiyorum ilk başta. Öyle önemli bir günde bizim de çalışmakta olduğumuz branştan bahsetmek ve zaten bu branşa öncülük vermiş olan hocaları zikretmek çok çok önemli bir şey. Bu vesileyle zaten bugünkü toplantımızı düzenleyen bütün hocalara can gönlümden teşekkür etmek ve tebrik etmek istiyorum. Ben de kısaca Ukrayna'daki Türkoloji geleneğinden bahsedeceğim. Ukrayna'daki Türkoloji tabii ki uygulamalı çalışmalardan başlamışlar. Erken ortaçağ döneminden kalma bazı el yazmalarda zaten daha çok doğuya haç yapan seyyar yani gezginlerin hatıratlığından bunları öğreniyoruz. Yani Türk dünyasına dair izlenimlerini ya da hatıratlarını ancak Ukrayna'daki Türkoloji yani Avrupa'da bulunduğu seviyeye çıkarma denemeleri dünya çapındaki ünlü doğu bilimleri uzmanı olan Ahtan Hilkrimski ilk önce tarafından başlatılmıştır. Ahtan Hilkrimski 9. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan bir Türkolog. Aynı zamanda zaten yani yine Avrupa'ya bir anlamda şarkiyatçı biriydi. Hem Arabist hem zaten Farsça uzmanı olan Krimski aynı zamanda Türkoloji araştırmalarını da sürdürmüştür. İlmi faaliyetlerine Moskova'da başlamış ancak Çarınlık rejimi sona erdikten sonra Ukrayna'ya dönüyor ve Milli Bilimler Akademisi'nin en ünlü ve önemli başkanlarından biri oluyor ve aynı zamanda Türkoloji bölüm başkanlığını da yapmış. 1918 yılında Kiev'de sonraları Orta Doğu Enstitüsü adı verilen Doğu Dilleri Enstitüsü'nü kurmuştur ve zaten milli Türkolojinin başlangıcı bu tarih sayılıyor. 25 tarihinde bu enstitü Ukrayna'nın Doğu Bilimleri Üniversitesi ya da kurumu olarak niteliğini kazanmış. Harkiv'e taşınmıştır. Çünkü o dönemin başkenti Harkiv idi ve Krimskin sayesinde Kiev'de de 3 yıllık Arapça, Farsça ve Türkçe kursları açılmış bulunmaktaydı ve Doğu Dünyası ya da Şarkiyat Dünyası Oriental World dergisi yayınlamaya başlamıştır. Bu dergi tabii ki aralıklarla yayınlamaya devam etmiş ve bugünlerde de yayınlanmaktadır. Bu arada o uluslararası hakemliği niteliğini taşımakta ve hepinizin de makalelerini beklemektedir bu arada. Söylemekten kaçınmayayım. 1930'larda Ukrayna zaten kültürüne komünist baskısı başladığından dolayı Ukrayna Doğu Bilimleri Enstitüsü kapanıyor ve Krimski kurucu başkanı olarak yani eserlerinin yasaklanmasıyla birlikte Kazakistan'daki Pırstanay hapishanesine, yani daha önce toplama kampına sürülüyor ve oradaki hastanede vefat ediyor. Böylelikle ilmi geleneğimizin, yani Türkoloji geleneğimizin zaten başlangıcı bu feci şekilde bitmiş oluyor. 30'lu yıllarda, yani 33 yıllarında Ukrayna'daki Türkoloji ekolü böyle zaten kökten sokulmuş ve
kurşuna dizilmiş oluyor. Oysa şunu da zikredelim ki Kremski'nin aslında 10 ciltte bastırılmış eserleri var. Daha çok sayıda daha basılmamış, yani el yazma olarak saklanan eserleri bulunmaktadır. Büyük kısmı Sovyet sansür tarafından çıkarılmışsa ya da toplatılmışsa da hala zaten araştırmaları devam ediliyor. Sansürsüz olarak eserleri 5 ciltte bastırılmış 2007-2010 tarihlerinde ve bu 5 ciltlik oryantalistik çalışmaların arasında 2. ve 3. ciltler tamamen Türkolojiye adanmış çalışmalar eserleri. Bu arada Türkler Dilleri Edebiyatları çalışması, Türkiye Edebiyatı'nın tarihi çalışması, yani çok dikkate değer ilmi çalışmalar. Atanya Kremski'nin öğrencilerinin de zaten yani akıbetleri buna benzer bir şekilde bitiyor. 30'lu yıllarında yine o zamanın, o döneminin Harkiv şehrinde çıkarılan Çervona İşlah, yani Kırmızı Yol dergisinde Halide Edip adı var, Yakup Kadri Karasmanoğlu, Ömer Seyfettin gibi Türk klasiklerinin eserlerinin en iyi tercümeleri, Ukraynca tercümeleri basılmıştır. Ama ondan sonra yine de öğrencilerden büyük bir kısmı ya ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor ya da Kremski gibi toplama kamplarına, hapishanelere Ukrayna milliyetçiliği zaten suçlanarak atılmaktadır. Tek kurtulanlar zaten, yani öğrencilerinden tek kurtulanı ve hepimizin zaten tanıdığımız Batı'ya göç etmeyi beceren, bugünlerde de Ukrayna Türkolojisini zaten temsil eden, etmiş olan Avelian Pritsak, zaten Sayın Mehmet Hocamızın bugün zikrettiği çalışmaları zaten hayranla değer. Avelian Pritsak'ın öğrencisi de Viktor Ostapçuk bilim adamları tarafından Osmanlıca uzmanı olarak biliniyor ve şu an Amerika kıtasında çalışmalarına devam etmektedir. İşte Sayın Avelian Pritsak ilk önce, yani Sovyet döneminde, klasik Sovyet dönemi esnasında Ukrayna'nın bu Türkoloji ekolünü temsil etmeye devam etmiş. Eski Harvard Üniversitesi Ukrayna Araştırmalar Enstitüsü Başkanı olmuştur. Zaten 19. 20. asrın başlangıcından zaten klasik şarkiyat araştırma tarzını bilimsemiş olan Avelian Pritsak 1950'li tarihlerinde Uluslararası Ural Altay Kurumu, yani Societas Ural Altay kuruculuğuna katılmış ve genel sekreterliğini de atmıştır. 58. yıldan başlayarak 60'lı tarihlerine kadar başkanlığını da üstlenmiş. Daha sonra kendi teşebbüsleriyle Altayistik Konferansı'nı da, yani kurucu üyesi olmuştur ve yönetmiştir. Zaten yine de Türkolojinin geliştirme yollarının hocası Kremski'den önemsemiş olan Pritsak. Daha sonra Cambridge Review için yazmış, daha sonra Rus Devletin Menşisi adlı çok kapsamlı, devasa bir yapıta zaten başlangıç vermiş. Çok ciltli tarihi olarak düşünülen bu çalışma, farklı kaynakları esnasında Ukrayna devletinin ve Ukrayna'nın zaten başlangıcı Kiev Rus devletinin menşisini araştıran Pritsak, 5. cildinde bu kaynaklarını karşılaştırmalı olarak kaleme almayı düşünüyordu ama bu 5. cilt sonuçlandırılamamıştır maalesef. Şimdi bunun sonuçlandırılması ve bir şekilde basılması söz konusudur. Zaten Pritsak'ın Ukrayna'ya dönmesiyle birlikte Kremski'nin başlatmış olduğu, kurmuş olduğu Şarkiyat Araştırma Enstitüsü'nün faaliyetlerini yenilemesi bir oluyor ve zaten Şarkiyat Araştırma Enstitüsü yine bu geleneğinin bir şekilde devamı olmuştur. 1991 yılından beri Ukrayna'da o yılda Pritsak'ın zaten teşebbüsüyle gerçekleştirilen büyük bir Türkoloji Konferansı
Üniversitesi'nin kapanış toplantısında Şarkiyat Araştırma Enstitüsü'nün kurulması ilan ediliyor ve 3 gün sonra zaten bizim Şarkiyat Araştırma Enstitüsü'müz 30. yıl dönümü kutlanacaktır. Bu vesileyle buradaki eve büyük bir sempozyum düzenlenecektir. Aslında böyle bir 20. yüzyılın serüveni devam etmiş. Bu serüvenden tabii ki serüvenin darbesini en fazla Kırım Tatar milleti zaten hissetmiştir. 50 yıl boyunca yurt dışında bulunmaları zaten bu milletin kültürünün gelişmesine engel olmuş ve ancak Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan ve Kırım Tatarları yurtlarına döndükten sonra ya tam olmasa tabii ki de kültürlerini geliştirmeye ve Türkçe öğrenme hakkına sahip çıktılar Kırım Tatarlar ve Türk kültürünün merkezi olarak Simferopol'de iki üniversite Türkçe öğrenmeye başlatmışlar. Vernadsky Tavriya Milli Üniversitesi ve Kerim İndüstriyel Pedagojik Üniversitesi Türkolojinin iki önemli merkezi vasfına olmuştur. Daha sonra İşte Kremski'nin kurduğu Şarkiyat Araştırma Enstitüsü bünyesinde doğum bilimine, zaten doğum biliminin onur geleneğine devam olarak çalışmalar sürdürülmüş. 30 yıllık hayat yolu esnasında yani gerekse Türkoloji, gerekse modern doğum biliminin farklı dallarında çalışmalar yapılmış. Bu çalışmaların zaten sonuçlarını ayrıca hazırlanmış olan Ukrayna Şarkiyatçıları bibliografyası kitabından öğrenilebilir. Başka ne söyleyelim? Yani o 20. yüzyılın ikinci yarısında maalesef bu komünist yasakları nedeniyle çok az Türkologumuz bulunmuştur. Bunların arasında ilk başta tabii ki Aleksandr Garkavets'i zikretmemiz lazım. Şu anda Sayın Garkavets Türkçe konuşan halklarımızın zaten araştırmalarına kendisini adamış ve şu an Kazakistan'da yaşamaktadır ve çalışmalarını sürdürmektedir. Profesör Doktor Grigori Halimonenko eski Ukrayinca'da Türkçe söz ve terimlerinin kullanılması teziyle zaten burada Olena'nın zikrettiği Baskakov'un danışmanlığı altında gerçekleştirmiştir Moskova'da yine 70'li yıllarında. Ama Ukrayna'ya döndükten sonra 20 sene süresince Türkolog olarak çalışması mümkün olmamış. Çünkü siyasi yasaklar varmış. Sadece 95 tarihinden itibaren yavaş yavaş değişik Türk dillerinin üretilmesi konusu söz konusu olmuştur, öngörülmüştür. Ve şu an itibariyle Türkiye Türkçesinin yanı sıra da Azeri Türkçe, Türkmenci, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca ve tabii ki Kırım Tatarca bizim çeşitli üniversitelerimizde üretilmektedir. Maalesef bu projeler tam olarak yani gerçekleştirilemiyor çünkü kaliteli personeli tabii ki yetmemesi söz konusu büyük sorun oluşmaktadır. Bunu tabii ki ancak senelerin geçmesiyle aşmamız mümkündür. Bugün itibariyle Türkçenin üretimi olarak tabii ki yabancı dil olarak Ukrayna'da gerçekleştirilmektedir. Ukrayna bağımsızlığını 1991 yılında kazandıktan sonra 93 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de zaten Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı kuruluyor. Fakat tabii ki çeşitli bölgelerin üniversitelerinde de bunun gibi teşebbüsleri olmaya başlıyor ve yani bazı hocalarımız üniversite seviyelerinde olmasa da yani seçmeli ya da işte ikinci, üçüncü yabancı dil olarak Türkçe öğretmeye devam etmişler. Şu anki merkezleri kısaca zikretmemiz gerekirse bunlar arasında artık söylemiş olduğum Kiev Milli Şevçenko Üniversitesi Filoloji Enstitüsü Türkoloji Bölümü başta olmak üzere yine Kiev'de bulunmakta olan Kiev Lingvistik Üniversitesi, Milli Lingvistik Üniversitesi,
Kırım'ın istilasından sonraki yıllarda, yani 2014 tarihinden bu yana Kiev'e taşınmış olan Vernadsky Tavriya Milli Üniversitesi, bunun dışında Odessa'da Odessa Mechnikov Üniversitesi, Lviv'de Lviv Franco Üniversitesi, Kharkiv'de Karazin Üniversitesi ve bu sene yeni açılmış olan Ivano-Frankivsk Milli Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı ana bilim dalları ya da tam olarak Türkoloji bölümleri faaliyet göstermektedir. Ayrıca seçmeli dersler olarak diğer şehirlerde de, mesela Dnipro şehrinizde de seçmeli olarak Türkçe okutulmaktadır. Başka bir teşebbüsten bahsedeyim. Bildiğiniz gibi Kırım Tatar Türkçesinin geliştirilmesi stratejisi bizim hükümetimiz tarafından onaylanmış. Geçtiğimiz yıldan itibaren zaten uygulanmaya konulmuştur. Bu vesileyle Türkiye Türkçesinin sadece yabancı dil olarak değil de Kırım Tatar Türkçe konuşanlara ana dil olarak üretilmesi öngörülmüştür. Şimdi bu bağlamda Tavriya Milli Üniversitesi mesela tarafından ilgili programlar hazırlanmış ve uygulanmaya konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna Büyükelçiliği'nin yardımı ve Türkoloji Kürsüsü'nün zaten üretim görevlilerinin büyük gayretleri sayesinde bütün Ukrayna çapındaki bu Türkoloji merkezlerinin çalışması yönetilmekte ve zaten yani tek merkezli bir yönetim gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla zaten bu yardımların da bir tarafı Erasmus programları, Mevlana programları vesilesiyle üretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin çeşitli Türkiye üniversiteleriyle karşılıklı zaten ziyaret ve öğrenim programlarının gerçekleştirilmesidir. Böylelikle Ukrayna'da Türkoloji zaten temel bilgiler merkezleriyle gelişmektedir. Tüm zorluklara rağmen gelişmektedir. Ve tabii ki onu ilk önce geliştirilen bir kısım da Türkiye'de eğitim almış ya da Türkiye'de bir müddet kalmış olarak bilim adamları oluşturmaktadır. Dolayısıyla umarız ki zaten bizim genç nesil Türkologlarımız da birkaç sene sonra yine bizim Türkolojimiz açısından ciddi bir kurum yani haline getirecektir. Şu an faaliyet göstermekte olan zaten artık adlarını söylemiş olduğum Türkologlar dışında Kırım Tatar Türkleri'nde İrina Hocam vakit doldu ama ve zaten daha belki Dur Arnavut İrina Hocam galiba bağlantı koptu. Tam bilmiyorum nasıl oldu, bağlantı koptu. Tamam. İrina Hoca'ya bağlanacağım yine. Tamam. Hoca sözünü tamamlasın diye bağlanalım. Ses geliyor mu acaba? İrina Hanım, sözünüzü bağlar mısınız? Ses gelmiyor. Benim bildirim zaten bitti. Gerçi neresinde koptuğunu anlayamadığım için yani bilemiyorum. Hepinize dikkatlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Zaten benim bildirim bitmişti. Tekrar hepinizi selamlıyor, tebrik ediyorum. Saygılarımla. Çok teşekkür ederiz. Aslında ayrı ayrı bu programları tamamlamamız, yapmamız gerekiyor. Birer saatten fazla olarak, ayrıntılı olarak hazırlamışsınız. Sağ olun. Son olarak Polonya'da Türkçe öğretimi ve Türkoloji Poznan'a bağlanacağız. Poznan'dan Dorota Hanım ve Cem Bey, onlar bize hem Türkoloji hem Türkçe öğretimini kısa olarak anlatacak. Buyurun. Merhabalar. Evet.
Ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. O zaman beşer dakika mı konuşalım? Zaten toplantı uzatılmıştır. Buyurun. Tamam hocam. İlk olarak beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Dorota Tsugioka. Size kısa olarak bir sunum göstermek istiyorum. Biraz Poznan'daki Türkolojiyi göstermek istiyorum. Şimdi ekranımı paylaşmaya çalışayım. Şimdi ekranım gözüküyor mu? Tamam, çok sağ ol. Değerli meslektaşlarım, değerli öğrenciler, belki birazcık ilk olarak Polonya'daki Türkoloji hakkında konuşayım. Polonya'da aslında şu anda 3 yerde Türkoloji bölümü var. İlk olarak 100 sene önce Krakow'daki üniversitede Türkoloji kuruldu ve ilk hocamız Profesör Tadeusz Kowalski'ydi. Kendisi dil bilimci. Aslında doğrusu hem Krakow'da hem Varşova'da hem Poznan'da ilk olarak dil bilimciler çalışmaya başladılar. Krakow'dan sonra 50 sene sonra Varşova'da Türkoloji kuruldu ve son olarak Poznan'da 20 sene önce de Türkoloji bölümü kuruldu. Belki bölümümüz 20 sene önce kuruldu ama aslında Türkçe eğitimi 10 sene önce yani toplam 30 sene önce öğretilmeye başladı ve bunu Profesör Jankowski başladı. Belki hemen fotoğrafını göstereyim. Bu fotoğrafta tüm Türkoloji görevlileri bulunmaktadır. Ortada bıyıklı hoca Henryk Jankowski, Poznan'daki Türkolojinin kurucusu ve en önemli kişi diyebiliriz. O şimdi 2 sene sonra emekli olacak. Bunun için artık Türkoloji bölümünün müdürü olmak istemiyordu. Çünkü daha önemli, daha yapması gereken daha önemli işleri var. Şu anda Türkoloji bölümünün müdürü benim. Ve fotoğrafta gördüğünüz kişileri size tanıştırmak istiyorum. İlk olarak Profesör Jankowski'nin sağında Cem Hoca, Cem Bey bulunmaktadır. O bizim en önemli Türkolojide en önemli Türkçe hocasıdır. Yanında artık bizimle çalışmayan Kaşa Hoca ve Jankowski Hoca'nın solunda hem eşi hem de en değerli Kazakça öğretmenimiz Güleyhan Hoca ve yanında maalesef bu pencere ve yanında Türkçe hocamız Radek Hoca ve fotoğrafın da solunda Kuba Hoca bulunmaktadır. İşte az önce söylediğim gibi fotoğrafta hem Türkçe hocaları hem Kazakça hocaları bulunuyor. İşte bu Poznan'daki Türkoloji ayırt edici bir özelliğimiz. Bizde birinci sınıftan itibaren hem Türkçeyi hem Kazakçayı öğretiyoruz. Türkçe Latin harfli bir dil olduğu için daha hızlıca öğretiliyor öğrencilerimize ve öğrencilerimiz artık ikinci sınıftan itibaren yavaş yavaş Türkçe konuşmaya başlarlar. Ve 3 sene sonra lisans tezini yazarken artık hem Türkçe okuyabilirler, lisans tezlerini hazırlarken artık Türkçe kitaplarından faydalanmaktadır. Hem aynı zamanda güzel bir şekilde konuşabilmektedir. Ve aynı zamanda birinci sınıftan başlayarak Kazakça öğrenimi görevler. Ben de Poznan'daki Türkoloji bitirdim. Ben de hem Türkçeyi hem Kazakçayı öğreniyordum ve 5 senede hem Kazakça konuşabiliyordum hem Türkçe konuşabiliyordum. Ve kendi tecrübemden söyleyeyim, Kazakça Türkçeden daha zor bir dildir. Çünkü Türkçenin grameri olsun, genel olarak dil bilimi olsun, bence Polonyalılar için öğrenmesi kolay bir dildir. Ben hızlıca öğrendim.
Kazakçaya daha çok zahmet vermek lazım ama Kazakça, Türkçe öğrendikten sonra Kazakça konuşmak da mümkündür. Ve biz aslında öğrencilerimize aynı zamanda hem Türkçe hem Kazakça öğretimi verdiğimiz için çok memnunuz, çok mutluyuz. Şimdi Türkçe öğretimle alakalı bir kitabımız çıktı. Bu kitabı Cem hocamız, benim ve Radık hoca üç kişi olarak yazdık. Burada Türkçe lehçe en çok kelime bilimi üzerine yazılmış bir kitap ve öğrencilerimize daha hızlı bir şekilde kelime söz varlığını genişletmek için bu kitabı yazdık ve bunu başarılı bir şekilde şimdi Polonya'da kullanıyoruz. Eğer siz de bakmak isteseydiniz bir gün İstanbul'a da getirtebiliriz bu kitapları. Çünkü aslında kitabın %90'ı Türkçe, sadece %10'u lehçe, yani genel olarak Türkçe öğrenmek isteyenler bu kitaptan faydalanabilirler. Kaç dakikam geçti? Çünkü vaktimi aşmak istemiyorum. Biraz daha konuşmak istedim. Bakayım. Tamam, belki bir iki dakika daha konuşayım. Sonra sesimi Cem Hoca'ya devireyim. Bölümümüzde sadece Türkçe ve Kazakça öğretim yok. Aynı zamanda hocalarımız araştırmaya odaklanıyor. Ve bölümümüzde son 20 senede en önemli kitapları göstermek istedim sizlere. İlk olarak Yankovski, Henryk Yankovski hocanın Kırım Tatarcası üzerine bir kitap. Aslında gramer odaklı bir kitaptır. Ondan sonra bölümümüzde Kazakça öğretiliyor diye Kazakça lehçe bir sözlük yazılmıştı. Güleyhan Hoca ve Henryk Hoca tarafından yazılmıştı. Ek olarak bölümümüzde birkaç kişi, benim, Henryk Hoca hem de Güleyhan Hoca Karayca üzerine araştırma yaptığı için Karayca İngilizce sözlük yazılmıştı 5 sene önce. Ve çok mutlu olduğumuz bir eser. Birkaç sene boyunca Tanakh'ın Kırım Karayca versiyonunu transkribe ettik. Hem de İngilizce'ye çevirdik. Ben, Yankovski Hoca, Güleyhan Hoca, aynı zamanda değerli arkadaşımız Tülay Hoca ve Mihal Hoca bu kitabı birlikte yazdık. Kitap çok geniş, iki ciltli. Hepinize tavsiye ederim. Burada gördüğünüz gibi yine de Kırım Karacası'yla uğraşıyorduk ve hala uğraşmaktayız. Ek olarak, tamam, bu benim kitabım, o kadar önemli değil. Belki yani burada bitireyim çünkü vakti aşmak istemiyorum. Belki Cem Hoca'ya birkaç dakika için sesi devredeyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ses düzeldi galiba. Tamam. Şimdi ses galiba. Hocam sesiniz gelmiyor şu anda. Mehmet hocam sesiniz gelmiyor. Mikrofon kapalı. Cem Bey siz buyurun. Seste sorun var. Tamam, buyurun hocam. Benim sesim geliyor değil mi hocam? Duyabiliyorsunuz. Problem yok. Peki, sizin ses geliyor, evet. Öncelikle bizleri burada buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. Gayet benim için de faydalı oldu. İkinci olarak Dorot Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Poznan Türkoloji bölümüyle ilgili bilgiler verdi. Ben genel olarak Dorot Hocam'ın söyleyeceklerine birkaç ek yapacağım belki.
Polonya'da Türkçe öğretiminin tarihi biliyorsunuz 15. yüzyılın ilk dönemiyle birlikte başladığını söyleyebiliriz. Dorot Hocam'ın da bahsettiği gibi Jagiellon Üniversitesi, Varşova Üniversitesi ve Adam Mickiewicz Üniversitesi'nde Türkçe öğretim çalışmaları şu anda yapılıyor. Bunların en eskisi Krakow, en yenisi ise Adam Mickiewicz Üniversitesi. Genel olarak bakıldığında Krakow'da bölüm başkanlığını şu anda Grażyna Zając hocamız yürütmekte. Daha önce Eva Golaş hocamız bölüm başkanlığını devam ettiriyordu. Burada 8 tane öğretim üyemiz var. Eva Hoca, Piotr Hoca, Barbara Hoca, Majena Pomorska, Grażyna Zając. Bunun dışında birkaç tane daha hocamız var. Marek Hoca, Marek Stachowski, Kamil Stachowski ve Mihal Nemet gibi. Onlar şu anda Türkoloji bölümünün içerisinde değiller. Onlar farklı bir bölümde. Ama Türkoloji çalışmalarına yaptıkları eserlerle, çalışmalarla katkıda bulunuyorlar. Varşova Üniversitesi'nde yine Tadeusz Majda hocamızın emekli olmasından sonra Moğolca uzmanı Agata Stajinska tarafından Türkoloji çalışmaları yürütülüyor. 6 tane öğretim üyesi var burada. Genel olarak Karaca çalışmaları üzerine odaklandıklarını söyleyebiliriz. Dorot hocamızın da bahsettiği gibi bölüm başkanımız daha önce Henrik Jankowski'ydi. 2 yıldır Dorot hocamız, Dorot Segiovka bölüm başkanlığını Adam Mickiewicz Üniversitesi'nde devam ettirmekte. Adam Mickiewicz Üniversitesi'nde hem Türkiye Türkçesi hem de Kazakça öğretildiği için bölüm %65, %35 diyebileceğimiz bir program ağırlığıyla hazırlanmış durumda. Gülahen hocamız, Ümit hocamız ve Yakup hocamız burada Kazakça çalışmalarını devam ettiriyor. Onun dışındaki hocalarımız Türkiye Türkçesi derslerine devam ettirmekte. Polonya'da genel olarak Türkoloji bölümleri, lisans programları 3 yıl olarak hazırlanmış Bologna sürecine dahil edilerek. Yüksek lisans 2, doktora da 4 yıl olarak tasarlanmış. Genel olarak baktığımız zaman yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerimizin sayısı 8 ile 10 arasında değişiyor. Genel olarak ilk kayıt aldığımızda yaklaşık 25 ile 27 arasında birinci sınıf için kayıt alıyoruz. Fakat bu zamanla yani ikinci seneye geçtiğimizde 8 ile 10 öğrenci arasına düşüyor. Genel olarak baktığımızda tezlerin genel ağırlığını dil bilim çalışmaları olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu bölümlerde genel anlamda baktığımız zaman Polonya Türkolojisi'ndeki ders içeriklerinin şu şekilde olduğunu görüyoruz. Kazakça, İslamiyet, Musevilik, Budizm, Orta Asya kültürü, Moğol edebiyatı ve kültürü, Türk Aleviler, Türkiye'de toplumsal ve sosyal meseleler, yabancı dil, klasik dönem öncesi Türk edebiyatı, Türk dili, dil bilimi, Osmanlıca'ya giriş, Başkurtça, okuma dersleri, Azerbaycan dili ve edebiyatı, Türk dillerinin incelenmesi, Türk kültürü, Türkolojiye giriş gibi geniş bir perspektifte derslerin verildiğini görüyoruz. Şimdi genel olarak aslında Mehmet Hocam da benden anlatmamı istediğim noktası Türk dili becerilerinin genel olarak Polonya Türkoloji bölümlerinde nasıl olduğu ile ilgiliydi. Varşova ve Krakow Türkoloji bölümlerinde esas olarak öğrencilerin bu 3 yıllık öğretim etkinlikleri sonucunda C1 düzeyinde Türkçe dil becerilerine kavuşması bekleniyor. Biz daha önce yaptığımız akademik bir çalışmada öğrencilerin konuşma becerileri, dinleme becerileri, yazma ve okuma becerilerine ilişkin parametrik ve non-parametrik testler gerçekleştirdik. Bu testlerde genel olarak tablolarda da görülüyor. Öğrencilerin B1, A2 ve B2 düzeyi arasında değişen dil becerilerine sahip olduklarını gördük. Bu dil becerileri içerisinde en düşük oranı yazma, yazma becerisinin daha zor olarak karşılanıyor olduğunu görüyoruz. Onda da Krakow B2, Varşova B1 ve Poznan B2 olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yine dinleme becerisi de B1, konuşma becerisinin ön planda olduğu Poznan'da B2, Varşova'da B1, yine Krakow'da B2 düzeyinde konuşma dil becerilerinin öğrencilerin sahip olduğunu tespit ettik. Edebiyat düzeyleriyle ilgili olarak da bir edebiyat başarı testi geliştirip öğrencilerin bu testten aldıkları notlara göre değerlendirdik. Edebiyat düzeylerinin daha düşük düzeyde olduğunu gördük.
genel anlamda master ve doktora tezlerini de sizinle paylaşmak istiyorum. Krakow'da daha çok Türk edebiyatı tezlerini ön planda olduğunu görürüz master düzeyi için. Sonrasında Türk dili, daha sonrasında ise Türk kültür sanatı konularında yazdıklarını görüyoruz. Doktora tezine geldiğimiz zaman ise daha çok Türk dili üzerine çalışmalar yapılmış. Onun dışında Varşova Üniversitesi'ne geldiğimiz zaman yine master düzeyinde Türk kültürü ve sanatı ile ilgili çalışmaların yoğun bir biçimde olduğunu görürüz. Bununla birlikte Türk edebiyatı da dikkat çekici. Tabii burada Tadeusz Majda hocanın daha çok Türk kültürü ve sanatı ile ilgili çalışmalarının öncelikli olmasında etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Doktoraya baktığımız zaman yine Türk edebiyatı ve Türk kültürü sanatı politikası ile ilgili tezlerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada baktığımız zaman Krakow'daki gibi Türk dili çalışmaların ön planda olduğunu görmüyoruz. Poznan Adam Mickiewicz Üniversitesi'nde ise Türk dili tezlerinin hem doktorada hem de master'da ağırlıklı bir biçimde olduğunu görüyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Burada doktora yapılan doktora çalışmalarından birkaç tane örnek sizinle paylaşmak istedim. Daha önce bahsettiğim gibi öğrencilerin sayısı 8 ile 10 arasında değişiyor. Şimdi genel olarak değerlendirdiğimizde edebiyat çeviri faaliyetlerinde çağdaş Türkolojinin zaaflarından birisi özellikle Poznan için eski Türk edebiyatı, halk edebiyatı, tasavvuf edebiyatı gibi alanlarda çevirilerin azlığı. Bu durum doğal olarak araştırmalara da olumsuz bir biçimde yansıyor. Günümüzde bu alanlarda Avrupa Türkolojilerinde çok az sayıda yetişmiş Türkolog olduğunu görüyoruz. Diğer bir sorun Avrupa'daki Türkoloji bölümlerinde özellikle Orta Asya ve diğer Türk coğrafyaları üzerlerine çalışan araştırmacıların sayısı giderek azalıyor. Genel olarak ben sürem içerisinde sizlerle onları paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Cem Bey çok teşekkür ederiz. Umarım ses yankılanmaz bu defa. Bu defa evet ses yankılanmıyor. Son olarak Cem Bey konuştu ama en baştan Yelena Hanım'dan başlayarak bütün katılımcılara kısa sürede kendi ülkelerinde Türkçenin öğretimini, gözlemlerini bize aktarmalarından da çok teşekkür ederim. Planlarından biraz uzun sürdü. Dinleyici olarak katılan hocalarımıza, öğrencilerimize ayrıca teşekkür ederim. Bu soğuk havada buraya kadar zahmet eden Marcel hocamıza en başta, dersini bırakıp gelen Özcan hocamıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Toplantımızı sürdüren Rabia Hanım'a, bütün bu teknik altyapıyı hazırlayan Rabia Hanım'a da ayrıca teşekkür ederim. Umarım ayrı bir programda her ülkeden Türkçe öğretimini parça parça tekrar ele alırız. Peki. Sizlere iyi akşamlar.